Evet, iyi akşamlar. Sağım Solum Tarih programına hoş geldiniz. CNN Türk ekranlarında 20. programımız ve bu akşam da gerçekten belgesel tadında bir program olacak, özel bir program olacak. Çünkü bu akşam Türkiye tarihinde, hem Türkiye'de solun tarihinde önemli bir parti, 1961-1971 arası Türkiye İşçi Partisi'ni, tipi konuşacağız. Bu tipi konuşurken onun efsane genel başkanı Mehmet Ali Aybar'dan söz edeceğiz. Mehmet Ali Aybar'ı kızı Güllü Aybar anlatacak. Bizi kırmadı ve ilk defa bir televizyon yayınına çıktı. Ve çok özel bir konuğumuz olacak bu akşam. Ve özel konuğumuza geçmeden önce ben Mehmet Alkan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden. Her zaman olduğu gibi Sayın Taha Akyol ve Sayın Altan Öymen. Biz üçümüz buradayız Sağım Solum Tarih'te ve hakikaten yaşamıyla, tanıklıklarıyla, etkinlikleriyle, mücadelesiyle tam bir Cumhuriyet tarihine tanık bir isim yanımızda. Hem de Türkiye İşçi Partisi'ne tanık bir isim yanımızda. Sayın Tarık Ziya İkinci. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Umarım yararlı olur bu akşamki sohbetimiz. Çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sizin tanıklığınız bizim için çok önemli. Önce tabii ki bilenler biliyor ama Tarık Ziya İkinci kimdir? Onunla ilgili bir bandımız var. Onur Akan arkadaşımız hazırladı. Onu görelim. Ondan sonra stüdyoda konuşmaya devam edelim. Önemli olan devletin böyle bir politika geliştirmesidir. Tarık Ziya İkinci 1925 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğdu. Türkçeyi ilkokulda öğrendi. Ortaokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. 1949'da İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. İkinci mesleki çalışmalarının yanı sıra 1957 ile 60 yılları arasında CHP'de ve 1960 darbesinden sonra da Türkiye İşçi Partisi'nde yer aldı. Türkiye İşçi Partisi'nin katıldığı ilk yerel seçimlerde Diyarbakır Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nden Diyarbakır Milletvekili seçildi. Partide Merkez Yürütme Kurulu üyeliği, Genel Sekreterlik, Grup Sözcülüğü ve Grup Başkan Vekilliği yaptı. Meclis çalışmalarında demokrasi ve insan haklarıyla Kürtlerin kimlik ve kültür haklarını Doğu sorunu deyimini kullanarak savundu. İkincinin kitaplarından bazıları, sol siyaset sorunları Türkiye İşçi Partisi ve Kürt aydınlanması, millet, milliyetçilik, devlet ve anayasa sorunları, Türkiye'de demokrasi ve insan hakları sorunları, Türkiye'nin Kürt siyasetine eleştirel yaklaşımlar, Lice'den Paris'e anılarım, Türkiye İşçi Partisi ve Kürtler, Kürt siyasal hareketlerinin sınıfsal analizi. Tarık Ziya İkinci, son yıllarda önemli gördüğü konulardaki düşüncelerini internet ortamında çeşitli sitelerde yazmaya devam ediyor. Herkes politik yaşama etkin biçimde kendi düşünceleri çerçevesinde katılabilmelidir. Evet, Tarık Ziya İkinci'yi bir dakikada tanıtmak mümkün değil ama bu kadarını yapabildik. Ben tanıtımda geçmeyen birkaç kitabınızdan söz etmek istiyorum. Bir tanesi kardeşinizle alakalı, kardeşinizin faili meçhul cinayetiyle alakalı. O kitabınız Liceli Avukat Yusuf Ekinci, yani kardeşiniz, cinayetinin iç yüzü. 90'lı yılların derin devlet ve karanlık tarihlerinden bir örnek bu. Siz Paris'ten döndükten sonra yazdığınız bir kitabınız var. Devlet ve Ben, Server Tanili'nin ön sözü diye Sarmal Yayın Evi'nden çıkmış durumda. Onun dışında Avrupa Birliği'nde azınlıkların korunması sorunu Türkiye ve Kürtler, bir başka kitabınız. Türkiye'nin çağdaşlaşması ve Kürtler, yine bir başka kitabınız. Son iki kitabınız daha var. Biri demokrasi ve çok kültürlülük üzerine ve bir yargısal serüven. Ve son olarak bunu göstermek istiyorum. Vatandaşlık açısından Kürt sorunu ve bir çözüm önerisi. Evet, bunlar yalnızca kitaplar. Bunun yanı sıra yüzlerce makale var, konuşmalar var. Evet, buyurunuz. Yani sırası geldikçe, olaylar zuhur ettikçe o olaylar çerçevesinde yazdıklarım olmuştur çeşitli dergilerde. Sol dergilerde özellikle ve son zamanlarda da internet gazeteciliğinden yararlanarak arada bir yazıyoruz. Gerektiğinde yazılarım çıkıyor. Hı hı. Siz Licelisiniz galiba, öyle değil mi? Evet. Galiba diyorum, biliyorum. Diyarbakır'ın aslında Lice ilçesindenim. Çocukluğum orada geçti. Orada büyüdüm. İlkokulu orada okudum. Tek ilkokulumuz vardı.
Şimdi bir şimdi galiba sayıları arttı. 3-4 ilkokul oldu Lice'de. Lice'de ilkokulu bitirdikten sonra bir tesadüf eseri olarak benimle aynı yaşta bir dayım vardı Diyarbakır'da. O ilkokulu bitirdi, ortaokula başlayacak. Mektuplaşıyoruz. Sen de gel dedi. Babam da göndermek istemiyor. Başka yere memuriyet nedeniyle başka yere tayini çıkmış. Evde kalmam lazım. En büyük evladı benim. Aile reisi olarak o gittikten sonra benim aile reisi yapmam lazım. Ama dayımın isteği üzerine ısrarla dedem de davet etti ve kalktım Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'da ortaokulu orada okuduk. Hı hı. Burada Lice'nin 1975 öncesi deprem öncesinde. Evet, depremden önce hemen. Lice'yi gösteren bir manzara. Ve burası yerle bir oldu öyle değil mi? Şimdi hiçbir Lice'den, eski Lice'den bir eser yok. O bakımdan gösterilmesine yarar var. Hiç kimse hatırlamıyor o Lice'yi. 75'ten şimdiye kadar epey zaman geçti aradan. Lice bir dağın eteğinden tepesine doğru çıkan böyle bir kasabaydı. Ama o kasaba tamamen yıkıldı şimdi. Düzlüğe indi. Aşağıda deprem evleri yapıldı. İsterseniz sizden başladık, ailenizden devam edelim. Sonra konuya girelim. Bu da bütün aile bir aradasınız. Evet efendim. Siz buradasınız, eşiniz. Eşim, çocuklarım, evet. Torunlarım. Üç çocuğunuz burada, iki tane de torunlarınız burada. Ve Lice'den başlayıp devam eden bir hayat. Bir hayat. Evet. Şimdi tabii Türkiye'ci Partisi deyince akla gelen ilk isim Mehmet Ali Aybar. Mehmet Ali Aybar'la özdeşleşmiş durumda. İsterseniz Altan Bey'e sorayım ben bu soruyu. Mehmet Ali Aybar'la ne zaman tanıştınız? Yani bir ilk defa. Ben 1960'lı yıllarda tanıştım. Çünkü yurt dışındaydım ben. Döndükten sonra 60'lı yılların 64-65 olabilir. Hı hı. O zaman 65-66 olabilir. 65'te girdi çünkü evet. Meclise. Meclisteyken tanıştığımı hatırlıyorum. Orada İşçi Partisi'ne başka arkadaşlarım da vardı o mecliste. Çetin Altan vardı mesela. Rıza Kuas vardı. Evet. Hatırladıklarım. Bir 15 kişilik bir meclis grubu vardı tipin ve çok söz aldıkları için zaten meclis görüşmeleri denilince o sıralarda tipliler hatırlanırdı. Yeni bir hava getirmişlerdi meclise. Bazen de çok sert münakaşalar olurdu. Sert münakaşalar derken bir tanesini hatırlıyorum. Ben o celseyi izlemedim ama. Çetin Altan'a saldırı yapıldı. Çetin Altan'a onu asıl sizden dinlemek lazım. Orada bayağı kavga gürültü oldu. Hepsi tutanaklara geçmedi büyük ama. Büyük bir olaydı o. Evet. O bir tertipti. Yani Sükan önceden hazırlamıştı. Çünkü bütün bir grubun toplu halde saldırması mümkün değildi. Toplu halde geldiler. Evet. Çetin Altan'ın üstüne. Bu Nazım Hikmet'in adı üzerine. Evet. Çıktı. Nazım Hikmet İçişleri Bakanı, evet. Faruk Sükan kürsüde konuşuyor. Kürsüde konuşurken Çetin Altan'a hitap ediyor. Siz olay şöyle oldu müsaade ederseniz. Tamam, buyurun. Şimdi Faruk Sükan ki bütün Adalet Partisi başından beri Türkiye İşçi Partisi'nin varlığına karşı. Bunlardan tek bir kişi dahi meclise girerse bu meclis çalışamaz diyorlardı. Oysa meclise seviye getirmiş olduğunda sonradan onlar söyledi. Şimdi çıkmış kürsüye İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor ve bütçe münasebetiyle durmadan tipe saldırıyor. O yılda NATO'nun 20. yılı münasebetiyle Türkiye İşçi Partisi NATO'dan çıkalım diye bir kampanya açmış. NATO'nun sözleşmesine göre 20 yıl sonunda isteyen çıkabilir tarzında bir maddesi var. O maddeden yararlanarak Türkiye İşçi Partisi bir kampanya başlatmış. Türkiye İşçi Partisi NATO'ya karşı olduğunu söylüyor zaten açıkça. Anti-emperyalist bir parti olduğunu. Şimdi bunlar diyor Sovyetler Birliği'nden emir aldılar. Moskova'dan gelen bir emir üzerine bunu yapıyorlar diyor. Çetin Altan ayağı fırladı. Böyle konuşamazsın dedi. Bu böyle bir itham yapmaya hakkın yok dedi. Çetin Altan sen dedi Türk hakim mahkemelerinin mahkum ettiği bir haine, en vatan şairi demedin mi?
O da kalktı dedi ki evet dedi en büyük şairdir o dünyanın en... İşte o anda kıyamet koptu. Bütün Adalet Partisi grubu milletvekilleri toplu halde hücum ettiler diplerin üzerine. Ve yerlerde sürüklediler arkadaşlar. Çetin Altan çok ağır darber aldı. Yunus Koçak'ın kafası kırıldı, ezildi. Ben de böyle en arkada oturuyorum. Dondum kaldım böyle. Ve gerçekten çok vahim bir tabloydu. O çok yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmaması lazım gelen bir vahim bir tabloydu. Ertesi günü İsmet İnönü ve Aybar Birer konuşma yaptılar. İsmet İnönü çok ağır bir konuşma yaptı. Hatta daha öncedeki bir olaydan dolayı yarın eşkıyanın ne yapacağını belli olmaz. Kimse bilemez tarzında bir ifade kullanmıştı Faruk Sükan için. Bu olay da ondan sonra zuhur ettiği için çok ağır şekilde konuştu. Neyse Demirel'de kalktı bazı şeyler söyledi işte yani idare etmeye çalıştı ama hakikaten çok acı bir olaydı o. Türkiye tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir olay görülmemiştir. Hatta rivayet ederler ki o akşam hazırlık yapılmış bütün milletvekillerinin büyük çoğunluğu içki içmişler ve sarhoş olarak gece toplandı. Bu gece yarısı saat 1.30-2.30 aralarında oldu. Siz evet. Adalet Partisi milletvekillerinin sarhoş olduğunu öyle saldırırken gördünüz mü? Sarhoş olduklarını ben bilemem tabii ama adamlar saldırıyor. Söylenti bu. Toplu halde bir grubun tek bir kişi kalmadan saldırmış olmasının bir anlamı var. Bu bir o başka o başka bir, yani hepsi. Ve rivayet de şu. O gece akşam yemeğinde hep oturup içki içmişler. Şimdi peki. Orada Demirel'in söylediği bir söz var. Yani bunu ben gördüğümü söylüyorum. Olay oluyor. Şimdi Demirel diyor ki bir gece önceki hadiseyi, ertesi gün oluyor bu konuşma. O hadiseyi anlatırken Türkiye'de, Türk Meclisi'nde Nazım Hikmet için böyle bir söz ilk defa söylendi. Yani hatta büyük şairdir. Şey diyor, bugüne kadar 5 defa Nazım Hikmet geçti. Hepsinde de vatan haininden denildi Nazım Hikmet için. İlk defa söyleniyor, zabıtlara geçiyor falan. Büyük bir vatansever olarak geçiyor. Yani bu vatanseverliğe çok aykırı bir şeymiş gibi. Bu şeyi söyledi ilk defa. Şimdi burada belki hakikat payı vardı. Söylenmemişti. Yani Nazım Hikmet en büyük Türk şairidir sözü. Yani söyledi. Çetin Altan'ın söylediği. Daha önce bu sözü kimse söylememiş olabilir. Evet. Çünkü Nazım Hikmet denince böyle şey anlaşılıyor. Evet. Hemen komünistlik, arkadan Rusya, Rusya Türkiye'nin düşmanı, vatan hainliğidir. Evet. Yani Türkiye'nin o dönemleri, daha 1950'lerden beri bu vardır. Böyle bir şeye, saplantıya takılmış vaziyetteydi. Bu da onun örneklerinden bir tanesi. Şimdi Tarık Ziya Bey Lice'de doğuyor. İşte biraz yoksulluk var. Diyarbakır'da okumaya devam ediyor. Sonra yolu İstanbul'a düşüyor. Çünkü artık tıp fakültesi öğrencisi. O yıllardan kalma bir fotoğraf burada. O dönemin yaygın böyle giyim tarzlarından fötür şapkası. İki arkadaşın arasında kurvaza ceket çok meşhur giyim tarzlarından biri. Efendim hemen. Biz tıp talebe yurdunda devlet adına okuyorduk. Verilen elbiseler, gömlekler, kravatlar ve paltolarda hep devletin verdiği şey. Devletin mi? Çok güzel. Tabii bundan sonra 1950'li yıllar ve 50'li yıllarda şimdi bir fotoğraf göstereceğim. Hem büyüğü var hem küçüğü. Tarık Ziya II şu oktan Altan Bey hemen tanıyacak. Bu ok altı okun bir tanesi. Hangisi bilmiyoruz ama altı oktan bir tanesi. Ve 1957 yılında Tarık Ziya II... Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak... Hayır, milletvekili değilim. Partiye kaydoluyorsunuz. Büyük Kongre delegesi olarak konuşma yapıyorum. 58 kongresinde. Peki ilk ne oldu? Hedefler beyannamesinin kabul edildiği 59. Kongre. 1959 kongresi olması lazım. 58 muydu? Olması lazım. Ben 59. Bakarız. Şimdi evet. Şu ben önemli. Bir şey merak ediyorum. Tarık Ziya Bey niye Demokrat Parti değil de bravo. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi onu soracaktım ben de. Çok çünkü Güneydoğu'dan en çok oy alan daha çok Menderes. 1957'ye kadar Demokrat Parti'ye Kürtler yönelmiş durumda. Buyurun. Şimdi biz öğrencilik yıllarımızda Demokrat Parti'yi tutuyoruz. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin müthiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Doğu ve Güneydoğu'da mezalim yaptığını, 925'ten sonra katliam yaptığını, işte dedelerimizin kemikleri hala nida ediyor derlerdi böyle. Gençlerimiz konuşurlardı duygusal olarak. Ben 957'de Paris'ten döndükten sonra o zaman Demokrat Parti'nin artık tamamen, biz Demokrat Parti'yi Lice'de kuran benim. Demokrat Parti'nin 957'ye kadarki savunucusu ve saflarında bütün gücüyle parti üyesi değilim ama öğrenci olarak mücadele ediyorum. Seçim kampanyalarına katılıyorum. Tayinim çıkmış Siverek'te memur olduğum halde biraz Demokrat Parti için çalıştım. Ama 952. seçimden sonra Demokrat Parti'nin artık gemi azıya aldığını... 57'den sonra artık demokrasiye sırt döndüğünü, demokratik hak ve özgürlükleri müdafaa etmek bir yana, gazeteciler baskı altında tutuluyor, yayınlar engelleniyor, tutuklanıyor gazeteciler. Hatta Ankara cezaevinde gazetecilerin kaldığı Hilton diye bir yer vardı. Ankara Hilton. Ankara Hilton diye bir yer vardı. Ve artık gerçekten Demokrat Parti'nin tutulur tarafı kalmamıştı. Ve demokrasiyi de CHP saflarından başka mücadele bir yer kalmamıştı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi radyonun özelliğini savunuyor ki radyo Demokrat Parti'nin tek eline girmiş durmadan yapıyor. Yayınlar yapıyorlardı, isimler veriyor. Hatta Vatan Cephesi'ne ölmüş insanların bile, çocukların bile adı okunuyordu. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki ben özerk bir radyo kuracağım. Üniversite özerk olacak. Üniversite hocalarına baskı yapılıyor. Üniversite hocaları hakkında nahoş şeyler söyleniyor. Ne cübbeliler falan diye. Kara cübbeliler falan diye söylentiler söylüyor böyle. Üniversite özerk olacak. Basın özgür olacak. Ve ilk hedefler beyannamesi gerçekten umut verici bir beyannameydi. Bütün bunları gören Tarık Ziya Ekinci, o zaman genç, yeni ihtisas almış, muayenehane açmış. Diyarbakır'da herkes Demokrat Partili ama ben bayrağı açıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuracağım diyorum. Tepki almadınız mı hiç bundan dolayı? Müthiş bir tepki var genç arkadaşlarımdan. Nasıl yaparsın bunu, nasıl edersin? Bize böyle böyle zulümler yapılmış Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Sen hiç mi hatırlamazsın? Sen dedenin, babanın, amcalarının başına gelen, sürgüne giden, felaketler yaşayanların başına gelenleri hatırlamıyor musun falan diye laflar ediyorlar. Ben de diyorum hayır, demokrasi mücadelesi burada olacak. Bugün, dün öyleydi. Bugün de demokrasi mücadelesinin başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tarih bize bunu böyle veriyor, önümüze koymuş. Bu görevi burada yapacağız. Sonra zaman geçti tabii. Onlar da adım adım bana doğru geldiler. O zaman bir parti kuruldu. Hürriyet Partisi. Şeyin başkanlığında. Fevzi Lütfi Karaosmanlı'nın evet. Başkanlığı parti kuruldu. Diyarbakırlı gençlerin çoğunluğu oraya geçtiler. Çünkü Demokrat Parti'de milletvekillerimiz Demokrat Parti'deydiler. Onlar müdafaa ettiler. İspat hakkı. Ve ispat hakkı münasebetiyle de partiden ayrılmak veya atılmak zorunda kaldılar. Partiden uzaklaştıktan sonra bunlar Hürriyet Partisi'ni kurdular. Bütün gençler de oraya girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne giren benim yalnız. Daha sonra Hürriyet Partisi CHP ile işbirliği yaptı ve adın oldu. Birlik ne oldu? Güç birliği oldu. Tamam. O güç birliği saflarında Diyarbakır tabii Hürriyet Partisi de bizim partiye katılırken gidip envalini almak bana düştü. Gittim tek tek zabıtları tuttum, halılarını, sandalyelerini, koltuklarını aldım getirdim. Arkadaşların da refakatiyle aldık partiye geldik kaydettik. Öyle bir macera yaşadık. Ve sonra da 27 Mayıs darbesi. 27 Mayıs darbesi evet. Oldu. 27 Mayıs darbesinden sonra da yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski köklü aileleri ve partiden uzak duran şahsiyetlerin birçoğu yeniden partiye döndüler. Onlar merkezde güçlü arkadaşlardı. Merkeze sözleri geçen birinci, ikinci dönem milletvekilleri yapmış arkadaşlar. Bizim gençler de onlara karşı
gençler arasında bir ittifak oluşturmak mümkün değil. Hepsi birden milletvekili olmak istiyor. Ve tabii neticede bunlar gençlerin tümünü tasfiye ettiler. Partiye onlar hakim oldu ve onlar seçildiler. Onların grubu seçildi. İsimlerini vermeyeyim. Tamam. Hepsi seçildiler, geldiler. Bizim gençler de çıktı. Sonra uzaklaştı. Türkiye'de... Sonra o zaman Türkiye'deki gelişmede demokrasiyi savunmada daha ileri bir merhalede demokrasi savunma sola düştü. Solda yeni yeni yayınlar çıkıyor. Evvela Doğan Avcıoğlu bir dergi çıkardı. Yön dergisi. Yön dergisi. O Yön dergisine bir beyannameyle başladı. Ona Yön beyannamesi diyorlar. 1200 kişi civarında galiba Aydın'ın imzaladığı bir beyanname. O beyannamenin özü Türkiye'nin ancak bir sol programla kalkınabileceğini, Türkiye'nin kalkınmasının şart olduğunu, dünyanın bugünkü koşullarında Türkiye'nin artık şeyi kalkınma trenini kaçırdığını ve dolayısıyla bir nevi yarı sömürge konumunda olduğunu, bundan kurtulabilmenin tek yolu sosyalist bir düzen kurmaktır. Sosyalist düzen kurmanın yolu da işte aydınların öncülüğünde bütün özellikle Türk ordunun öncülüğünde. Evet. Asker sivil aydınlar. Asker. Evet. Ordunun öncülüğünde bir şeyin hareketin başlatılması gerekiyor. O hareketin adına da işte o zaman Yön'le birlikte bir şey Sosyalist Kültür Derneği evet. kuruldu. O derneğin de kurucusu oldum ben aynı zamanda ve Diyarbakır Şube Başkanı Türkiye İşçi Partisi'nde kurduk. Ama iki hareket arasında da bir zıddiyet var. Evet. Bunlar çatışıyor. Doğan Avcıoğlu sadece sosyalizme bir nevi kalkınmacı bir yöntem olarak bakıyor. İktisadi ekonomik, bir yöntem bakıyor. İktisadi bir program olarak görüyor. Aybar ve Türkiye İşçi Partisi özellikle Aybar, sosyalizm bir kalkınma aracı, yalnız bir kalkınma aracı değil. Sosyalizm insan için vardır. İnsanın mutluluğu için vardır. İnsanı mutlu etmeyen bir sosyalizm, sosyalizm değildir. Ben böyle bir sosyalizme karşıyım. Burada isterseniz bir küçük ara verelim. Çünkü artık Türkiye İşçi Partisi'ni kurma zamanı. Evet. Küçük bir bandımız var. O bandımızı izleyelim. Çünkü 1961 yılında Türkiye tarihinde ilk defa 12 sendikacı bir araya gelecek ve Türkiye İşçi Partisi'ni kuracaklar. Ve bu parti 1961-71 arası Türkiye tarihine de damga vuracak. Onunla ilgili bir bandımız var. Onu izleyelim. Ondan sonra Türkiye İşçi Partisi üzerine konuşmaya devam edelim. Türkiye İşçi Partisi 13 Şubat 1961'de 12 sendikacı tarafından kuruldu. Partiye katılan aydınlar arasında bulunan Mehmet Ali Aybar, kurucu sendikacıların desteğiyle genel başkanlığa seçildi. Türkiye İşçi Partisi'nin görüşleri basında Vatan ve Öncü gazetelerinde destek buldu. 1963 yılında yapılan yerel seçimlerde parti 38 bine yakın oy aldı. Türkiye İşçi Partisi asıl dikkat çekici çıkışını 1965 genel seçimlerinde yakaladı. Parti 54 ilde %3 oranında oy aldı. Oy sayısını 276 binin üzerine taşıdı ve meclise 14 milletvekili gönderdi. Bağımsız aday olup seçilen Çetin Altan'ın da Türkiye İşçi Partisi grubuna katılmasıyla bu sayı 15'e çıktı. Böylece ilk defa bir sosyalist parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil imkanını yakaladı. Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Mehmet Ali Aybar, Rıza Kuvas, Muzaffer Karan, Tarık Ziya İkinci, Sadun Aren, Yahya Kambolat, Cemal Hakkı Selek, Adil Kurtel, Behice Boran, Yunus Koçak, Şaban Erik, Yusuf Ziya Bahadınlı, Ali Karcı, Kemal Nebioğlu ve Çetin Altan mecliste etkili bir muhalefet yaptı. Parti düşünce özgürlüğünden yana NATO ve ortak pazara karşı bir politika izledi. Türkiye İşçi Partisi 12 Mart 1971 muhtırası sonrasında kapatıldı. 1975 yılında Genel Başkan Behice Boran önderliğinde yeniden örgütlendiyse de 12 Eylül 1980 darbesiyle yeniden kapatıldı. Evet, Türkiye İşçi Partisi 13 Şubat 1961'de kurulduğunda ki bugün bu programımızı yapmamızın sebebi Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşunun 55. yılı olması. Dün 7 parti kuruldu diye bir haber veriyor dönemin Milliyet Gazetesi. İstanbul'daki sendika liderleri İşçi Partisi'ni teşkil etti. Ekrem Alican da nihayet müracaatta bulundu diye. Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşu küçük bir haber. Çünkü 7 parti birden kuruluyor. O gün son günü parti kurmanın.
Başvurunun yeni partiler kurulması. Güzel. İyi hatırlattınız bunu. Son günü ona acele yetiştirilmesi lazım. Hepsi birden kuruluyor. Aynı gün 7 parti aynı kuruluyor dolayısıyla. Çünkü yetiştirilmesi için muamele lazım. O zamana kadar işte kurucu meclis zamanı ama seçimlere asker, katılmak için mi bu söylediğiniz son gün? Seçimlere katılma öyle bir olacak zaten. Kurucu meclis tarafından bir kanun yapılmış. Hı hı. 13 Şubat'a kadar kurulmuş olan partiler seçime katılabilir. Tamam. Evet. Ondan sonraki kuruluşlar muteber değildir. Tamam. Evet. O şekilde işte İşçi Partisi var. Yeni Türkiye Partisi de mesela o zaman. Yeni Türkiye Partisi, Adalet partiler, Partisi, İşçi Adalet Partisi. Partisi belki o da aynı gün. O da o tarihlerde kuruldu. Evet. Yani Muhafazakar Parti mesela aynı başka, gün kurulmuş. Şimdi ismini bilmediğimiz evet. Başka parti. Evet. Düstur Partisi aynı gün kurulmuş. Evet. Ve 12 sendikacı tarafından Türkiye İşçi Partisi kuruluyor. 12 sendikacı. Sendikacılar bir araya toplanıyor. Ve o zaman 1952'den beri sendikal yaşam var. Sendikacılar oturup sohbet ediyorlar. Tabii samimi arkadaşlarla hep bir arada. Oylar bizim ama milletvekilleri başkası oluyor. Niye biz parti kurmayalım ve kendimiz kendimize oy vermeyelim diye bir şey çıkarıyor, bir karara varıyorlar. Bir sonuç çıkıyor bu görüşmelerden sonra ve 12'si bir araya gelip parti kuruyorlar. Ama partiyi kurduktan sonra bunlar kurdukları partinin farklı bir parti olacağını düşünmüyorlar. Akıllarından böyle bir şey geçmiyor. Adalet Partisi gibi veya Yeni Türkiye Partisi gibi bir parti olacak diye bakıyorlar. İşlerinde sol görüşlü olan 2-3 kişi var. Mesela Şaban Yıldız var. Mesela İbrahim matbaacı sendikacı bir arkadaş var. Denizler değil, Denizler. İbrahim Güzelce. Ha Güzelce pardon. Güzelce tabii. Evet. Tabii. Güzelce var. Bir de Salih Özkarabay. Bu arkadaşlar uyanık arkadaşlar. Ve sosyalizmi az çok bilen veya sol eğilimli arkadaşlar. Ama diğerlerinin hiçbirisinin solla ilgisi yok. O gün o koşullarda tanınmış hemen hemen bütün siyasi şahsiyetlerle temas kuruyorlar. Lider olmaları için. Veya kendilerine... Kimler var onlar arasında? Kim onların içinde... İlginç isimler var çünkü. Birkaç isim vereyim size. Hatırımda kalabildiği kadarıyla. Cemil Sait var. Mesela Cahit Talas var. Orhan Arsal var. Sadi Irmak var. Cemil Sait Barlas var. Profesör Fındıkoğlu ile görüşüyor. Nadir Nadi ile. Evet. Sabahattin Zaimoğlu ile. Sabri Esat evet. Siyavişki ile. Siyavişgil, Esat Çağ, Esat Teker, Tekeli gibi zevatta görüşüyorlar. Bunların içinde muhafazakarlar da var. Tabii tabii. Yani adamlar düşünmüyor muhafazakar veya sol. Onlar evet. için bir aydın arıyor. Evet. Lider, karizması olan, toplumda tanınan bir kişi olsun. Evet. Ve bir program hazırlasın. Ama programı nasıl olsa olsun bir program. Nasıl olsun. Yani işçi partisinin bir sosyalist parti olacağını falan düşünmüyorlar. Ama hiçbirine kabul ettiremiyorlar. Kimse onlara program da hazırlamıyor. Orhan Arsal hariç. Ama Orhan Arsal da daha başka birkaç işçiyle görüşerek bir parti girişiminde bulunduğu için ona bu görevi vermiyorlar. Nihayet galiba Şaban Yıldız'ın ısrarı ve İbrahim matbaacı arkadaşımızın... Denizciğer. İbrahim Denizciğer. Denizcilerin. onun etkisiyle Aybarlan'la bir görüşelim diyorlar. Ve Aybarlan görüşüyorlar. Aybar'a teklif ediyorlar. Bir gece yarısı Aybar hatıratını evet. yazıyor. Kapı çalınıyor. Bunlar giriyorlar içeri. Ne oldu? İşte biz seni başkan yapmaya geldik. Böyle birdenbire düşünüyor falan. Ve kabul etmek durumunda kaldım diyor. Kabul ettim diyor. Ertesi günü bir tüzük hazırlanıyor. Program, küçük bir program taslağı hazırlanıyor. O tüzük burada işte Mehmet Ali Aybar'ın evet. hazırlanmasına vesile evet. oldu. 62 yılı bu tüzüğüdür. Bu ilk şey değil bu. Yani. 62 yılı tüzüğü bu. Evet. Bu ikincisi. Yani Aybar'a 62'de, 8 evet. Şubat 62'de gidiyorlar. Partiye. Şimdi 61'de kuruluyor bir başkasının. 61'de kuruldu evet. ve bir yıl süreyle dediğim yıl temaslar süreyle yapıldı. Ama baktılar ki bir parti yürütemiyorlar. Mümkün değil. Mutlaka bir aydın bulmak lazım. İşte 62'de Aybar'ı buldular ve Aybar'a başkanlık teklif ettiler. Şimdi, o zaman 61 seçimi de arada geçiyor ama giremiyor. Seçim yapıldı.
Katılamıyor. Katılamıyor değil mi bildiğim kadarıyla? Hayır, katılamadı. Katılamadı. Yani hazır hatta olun. Partinin genel başkanı olan Avni Erakal'ın evet. şeyde sanıyorum o zaman şey Yeni Türkiye Partisi'nden Ekrem Alican'ın aday oldu. Ekrem Alican'ın partisinden tamam. aday oldu. Ama neye aday oldu? Diyarbakır İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Evet. Partiden tamam. ayrıldı. Şimdi Mehmet Ali Aybar'ı bir gece yarısı basıyor sendikacılar. Evet. Hatta sokakta polislere sorup evet. evini öğreniyorlar. Adresi ondan öğreniyorlar. Korkuyorlar tabii böyle polisler falan. Niye geldiniz? Sizi başkanlık teklif etmeye. Peki Mehmet Ali Aybar bu tarihten itibaren Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı olacak. Evet. Tam bu noktada Mehmet Ali Aybar kimdir diye bir soru soralım. Ve bunu birinci ağızdan Mehmet Ali Aybar'ın kızı Güllü Aybar'dan dinleyelim. Kendisine ben teşekkür ediyorum Güllü Aybar'a. Kendisi ilk defa televizyona çıkıp röportaj yapmayı kabul etti bizden. Ve ben de kendisine sordum. Kim Güllü Aybar'a sordum. Mehmet Ali Aybar kimdir diye. Çok ilginç akrabalık ilişkileriyle bir cevap geldi. Nazım Hikmet'in, Ali Fuat Cebesoy'un, Oktay Rıfat'ın devrede olduğu ilginç bir aile hikayesi dinleyeceksiniz. Şimdi Güllü Aybar'ın ağzından Mehmet Ali Aybar kimdir onu dinliyoruz. Babam İstanbul'da doğmuş. Kuzguncuk'ta bir dede evinde büyümüş. Bir paşa ailesinin son ferdi. Büyük babası Mehmet Ali Paşa, Protestan Fransız bir aile. Sonra bütün Protestanlarla beraber kovuluyorlar Fransa'dan. Bu aile de Magdeburg'a, o zamanki Prusya yerleşiyor. Karl de Troyes ismi. Hamburg'da bir Bahriye okulunda okurken bir okul gemisiyle İstanbul'dan geçerken atlıyor ve Osmanlı'ya iltica ediyor. İşte Tarbiye'ye gidiyor, çeşitli savaşlara katılıyor ve mareşal oluyor. Onun 4 tane kızı oluyor Mehmet Ali Paşa'nın. Bir tanesi de babamın büyük annesi Hayriye Hanım. Diğer kız kardeşleri de biri işte Oktay Rıfat'ın büyük annesi, Nazım Hikmet'in büyük annesi. Bir diğeri Ali Fuat Cebesoy'un annesi. Böyle bir aile. Hayriye Hanım Hüseyin Üslü Paşa ile evleniyor. Onun oğlu da Tahsin Bey, babamın babası. Tahsin Bey de Atatürk'ün sınıf arkadaşı. Hatta hafta sonları beraber Kuzguncuk'taki eve çıkıyorlar. Sonra da Kurtuluş Savaşı başlarında Ali Fuat Cebesoy Konya'da bulunuyor. Ve Tahsin Bey, babamın babası, Ali Fuat Cebesoy ile Atatürk arasında irtibat subayı olarak çalışıyor. Ve sonra o da Anadolu'ya geçiyor. İşte babamın yani çocukluğu ve yetiştiği ortam dede evinde. Fakat hep böyle bir hasret, baba uzakta, tahmin edilenin aksine gayet darlık içinde bir aile. Sonrasında Galatasaray'a gidiyor. Galatasaray sonrasında hukuk fakültesi. Arada bir Fransa'ya yollanıyor. Evet, şimdi Mehmet Ali Aybar'ın ailesini dinlemeye başladığımızda hakikaten ilginç bir aile. Karl de Troyes ile başlayan bir Bahriye zabitinin İstanbul gezisi sırasında Türkiye'ye iltica etmesi ve sonra Müslüman olması, ondan sonra başlayan aile hikayesi ve onun 4 tane kızının olması. Bir tanesi Oktay Rıfat'ın annesi olacak, biri Ali Fuat Cebesoy'un, biri Nazım Hikmet'in, biri de Mehmet Ali Aybar'ın. Böyle başlayan bir aile. Sonra büyüklerden biri Hüseyin Hüsnü Paşa, geçen hafta da galiba konusu geçmişti, hareket ordusunun kumandanı. 1909'da Selanik'ten yola çıkan hareket ordusunun başkanı Hüseyin Üstü Paşa, onun kurmay başkanı Mustafa Kemal. O dedesi Mehmet Ali Aybar'ın. Onun oğlu da Tahsin Bey, Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı. Hatta Ali Fuat Cebesoy'la ki milli mücadele sırasında Konya'da Mustafa Kemal arasında irtibat sağlayan irtibat subayı da Mehmet Ali Aybar'ın babası Tahsin Bey. Dolayısıyla böyle yakın ilişkiler, iç içe geçmiş ilişkiler. İlginç. Peki ben Tarık Ziya Bey'e sorayım. Siz Mehmet Ali Aybar'la ilk nerede tanıştınız? Ben öğrencilik yıllarımda tanıştım. Ama ben tanıyorum, o beni tanımıyor tabii. Ben tıp fakültesinde okurken hukukta arkadaşlarım vardı. Bana dediler ki çok devletler hukukunda bir şey var, genç bir doçent var, çok güzel şeyler anlatıyor
ve onun dersleri çok heyecanlı oluyor. Dışarıdan da insanlar geliyor. Sen de bir gel gidelim falan. Ben de bir boş saatte kütüphanedeyim. Arkadaşlarımla beraber gittim. Dün kürsüde böyle uzun boylu, yakışıklı bir genç delikanlı anlatıyor böyle. Devletler hukukuna ilişkin bir konuyu anlatıyor gayet. Şey şekilde böyle rahat, kürsüye hakim. Herkes dinliyor ve salon tıklım tıklım dolu. Gerçekten beni de etkiledi o zat. Ve sonradan unuttum tabii, ilgilenmedim. Şeye kadar, onun bir dergi çıkardığı tarihe kadar. Hür. Şeydi o. Zincirli, Zincirli Hürriyet. Zincirli Hürriyet. O da Zincirli Hürriyet'i okuyunca daha demokrat laflar söylüyor, demokrasiden söz ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İnönü'nün politikalarını derinlemesine eleştiriyor. Onlar beni tabii tatmin ettiği için de beğeniyorum. Böyle bir beğeni var. O kadar. Öyle münasebetlerim o kadar kaldı. Hı hı. Şeye kadar, ta Türkiye İşçi Partisi kuruluncaya kadar hiçbir münasebetimiz olmadı. İrtibatınız olmadı. Olmadı. Türkiye İşçi Partisi kurulduktan sonra tabii biz basını izliyoruz. Onun açıklamalarını izliyoruz. Ve açıklamaları çok beğeniyoruz. Söylentiler var, aleyhte söylentiler var, şeyler var, dedikodular var. Basında yazılar çıkıyor, lehte, aleyhte. Yön dergisi kendi başına yürüyor. Çalışanlar Partisi'de bir girişim var. Aybar'ın kurmuş olduğu bu partiye, partinin adeta onu diskredite etmek, itibardan düşürmek için bütün solun bu tarafa gelmesi lazım geldi. Çünkü orduda bir şey, darbeler dönemi başlamış artık. Ordudaki üst subaylar, kurmay subaylar darbe yapma arzusu içinde. Hatta 27 Mayıs'tan sonra bir komite kuruldu galiba o komiteyi. Silahlı Kuvvetler Birliği. Silahlı Kuvvetler Birliği. Evet. Onlar her şeye hakim. Cumhurbaşkanı kim olacak, nasıl olacak, seçimler nasıl olacak, siyasi partilerin durumu vesairesi dışarıdan böyle idare etmek istiyorlar. Anayasadaki zaten o vesayet maddeleri de aşağı yukarı onların arzusu istikametinde oluşmuş. Şimdi böyle bir ortamda Doğan Avcıoğlu da bunların desteğiyle darbeyi daha ileri götürmek. Yani Türk ordusu ve sürekli işlenen budur. Türkiye'de Osmanlı döneminden beri ta 3. Selim'den bu yana bütün ilerici hareketlerin odağı ordudur. Ordu bütün ilerici hareketleri idare etmiştir. Her türlü ilericilik ordudan gelmiştir. Bugün de ilerici adımları ordu atacaktır. Hatta Doğan Avcıoğlu açıkça sandıktan feodal gerici burjuvazi ittifakı çıkıyor. Onun için sandıksız. Çok bir doğru. Evet. Aynen böyle. Ve mutlaka şeyde ve kurduğu dernek. Dernek de aşağı yukarı bu amaçla kurulmuş olan bir dernektir. Hazırladığı kitap var onun. Türkiye'nin düzeni. Evet. O Türkiye'nin düzeninde subaylarımızı endoktrine etmek. Evet. Bu yolda hazırlamak için hazırlamış olan bir kitap. Evet, evet. Ve Çalışanlar Partisi Türk iş çevresindeki sendikacılarla, yine Sosyalist Kültür Derneği çevresindeki kişilerle ve bu subayların da desteğiyle böyle bir parti kurmak istiyorlar. Bu parti çok şey gördü, yani çok ilgi gördü. Herkes bu partiye itibar etti ve parti mutlaka başarılı olacak dendi. Türkiye İşçi Partisi de bu hareketin ciddi bir hareket olmadığını, bu hareketin sosyalist bir hareket olmadığını, bu hareketin şeye dayandığını, yani darbeci demiyor ama bu hareketin kalkınmacı bir hareket olduğunu, sosyalizmin insan yanını göz kale almadığını söyleyerek karşı çıktı. Böyle bir karşılıklı bir mücadeleyle devam etti. Ama her nedense Çalışanlar Partisi kuvveden fiile geçmedi. Çok mesafe kat ettiler. Teşebbüs olarak kaldı. Teşebbüs olarak kaldı. Hı hı. Tam bu noktada yavaş yavaş artık İşçi Partisi'ne de girdik. Ben yine bu noktada bir buyurun şey ilave etmek isterim. Mehmet Ali Aybar'ın doçentliğinden bahsetti Tarık abi. Mehmet Ali Aybar, muhafazakar liberal Ali Fuat Başkil'in, Profesör Ali Fuat Başkil'in asistanıydı. Evet. Mehmet Ali Aybar üniversitede Profesör Ali Fuat, evet, Başkil'in asistanıydı. Anayasa Hukuku Kürsüsü'nde.
O sırada Aybar'ın hem fakülte dergisinde hem başka dergilerde tek parti devrini, Kemalizmi, Milli Şef dönemini eleştiren yazıları var. Orada Aybar'ın ismini kapatın, Ali Fuat Başkil yazdı zannedersiniz. Veya Ali Fuat Başkil'in aynı konudaki bir yazısını alın, Aybar yazdı zannedersiniz. Yani tek parti devrimini, dönemini eleştirmede beraberler. Ama sonra yollar ayrıldı. Birisi ve 1950'de de Bursa'dan bağımsız aday olmak istedi. Acaba Demokrat Parti saflarında demokrasiye katkım olur mu diye. Aybar istedi. Aybar. Evet. Ama şeydi, her nedense adaylık talebinde bulundu veya teklif edildi kendisine. Şey olmadı. Hani o gerçekleşmedi. Şimdi bir Mehmet Ali... 1950'de Bursa'dan aday olmak istediğini ben kendisine söylemişti. Ben bunu iyi hatırlıyorum. Bu 1946 tarihli bir gazete, onu getirdim. Bu Türkiye Sosyalist Partisi'nin o dönemdeki yayın organlarından biri. Mehmet Ali Aybar'ın da yazdığı dergiler, gazetelerden biri. Gerçek dergisi. Gerçek, evet. Bir de tam o sırada... Bu Sosyalist Partisi kimin partisi? Bir Esat. Adil Müstecaplıoğlu'ydu hatırladığım kadarıyla. Bir de Şefik Üslü'nün galiba. Şefik Üslü Demirer'in. Evet. Bu da 1900... evet, bu Mehmet Ali Aybar'ın, bu çok özel bir yayındır. Müdafam diyor. O vesileyle ben birkaç söz söylemem lazım. Bu sizin tam derslerine gittiğiniz dönemde belki yazdığı yazı bu. Hatta diyor, huzurunuza şef sistemine ve onun maskeli bir şekilde devamını temin için memleketin istiklali pahasına başvurulan Amerikan yardımına karşı cephe aldığımdan ve bunları halk efkarını anlatmaya çalıştığından dolayı getirildim. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na diye uzun bir müdafaa yapıyor. 28 Mayıs 1949 yılında ki bu müdafadan sonra Mehmet Ali Aybar tutuklanacak ve Paşa Kapısı cezaevine nakledilecek. Evet, İsterseniz tam bu noktada yine Güllü Aybar'a dönelim. Evet. Güllü Aybar, Mehmet Ali Aybar'ı en son Galatasaray Lisesi'ni bitirip İstanbul Kuva göndermiştik. Peki ondan sonra Mehmet Ali Aybar'ın hayatı nasıl gelişti? Siyasete nasıl atıldı? Onunla ilgili bilgileri yine Güllü Aybar'dan dinliyoruz. Babam Paris'ten döndükten sonra tekrar üniversiteye dönüyor, hukuk fakültesine ve devletler hukuku doçenti oluyor. Fakat bir süre sonra Vatan Gazetesi'nde yazdığı bir yazıdan dolayı hakkında ilk davalar açılıyor. Onun sonrasında da Milli Şef'e yazdığı bir açık mektuptan dolayı hapse mahkum oluyor ve 49'da Paşa Kapısı cezaevine giriyor. Orada da tesadüfen merdivenlerde kuzeni Nazım Hikmet'le karşılaşıyor. Aziz Nesin de o sırada orada falan, böyle cümbüşlü bir hapis hayatları oluyor. Ve 1950'de genel afla hepsi çıkıyorlar hapisten. Ondan sonra üniversiteye tabii dönemediği için yayın hayatına atıyor kendini. Zincirli Hürriyet ve Hür gazetelerini çıkarıyor. Her ikisi de sıkı yönetim tarafından kapatılıyor. Onun sonrasında da avukatlık yapmaya başlıyor. Yani hayatını avukatlık yaparak kazanıyor. 50-60 arası diyelim. Ve 61'de işte malum tip başkanlığı teklifi geliyor. Hatırladığım şeylerden bir tanesi de İşçi Partisi amblemini babamın çizmesi. Evin böyle işte yemek masasının üzerinde işte kartonlar, cetveller, pergeller falan. Sonra malum herkesin bildiği dişli çark ve bir başaktan oluşan, köylüye toprak, herkese iş yazan tip amblemi oluşuyor. 65 seçimleri geliyor. Arada bir meşhur Taksim mitingi var 65. Ben oraya gittim, çok ufaktım ve çok iyi hatırlıyorum. Çünkü çok etkileyici, müthiş bir kalabalık vardı ve çok heyecanlı bir halk vardı. Babam müthişti kürsüde ve de milletvekili seçildi ve de Türkiye'de ilk defa bir Sosyalist Parti 15 milletvekili soktu meclise. Müthiş bir heyecan oldu ve hakikaten çok önemli bir olaydı. Babam Ankara'ya gitti. Bir sene sonrasında ben de ilkokulda bitirince biz de Ankara'ya gittik. Annemle ben ilk Ankara'ya gittiğimizde önce sudan çıkmış balığa döndük. Çünkü ilk defa İstanbul'un dışına çıkıyorduk ve hiç tanıdığımız kimse yoktu. Sonra zaman içinde 14 milletvekilinin eşleri ve aileleriyle tanıştık ve çok sevdik birbirimizi ve yani hep birlikte yaşanmaya başlandı gibi bir şey.
İşte kim gelirdi? Beyce Boran gelirdi, Nihat Sargın gelirdi. Sonraki dönem Çetin Altan gelmeye başladı. İşte Sadun Aren gelirdi. Sürekli Anadolu seyahatleri olurdu, gezileri olurdu. Ve o zaman tabii telefon şimdiki gibi değil, santralle bağlanıyor, bağlanamıyor falan. Bir haber alamazdık yani. Bütün haberi babamla ilgili gazetelerden alırdık. O zaman alınan haberlerde işte taşlı sopa, tiplilere taşlı sopalı saldırılar. Bütün haberler bundan ibaretti. Bir endişe de hep vardı hayatımızda annemle benim. Evet, Türkiye İşçi Partisi Türkiye siyasal hayatına giriyor. Onun meşhur afişlerinden biri. Ucuzluk bakım, önce yoksula hizmet, Türkiye İşçi Partisi ve meşhur amblemi. Güllü Aybar'ın röportajında söz ettiği amblem işte bu. Başak ve çark, köylüye toprak herkese eşitip bu amblemi yapan Mehmet Ali Aybar'ın kendisi. Sonra 1969 seçimlerinde daha çok köylüye yönelmek için partinin amblemi biraz değişecek. Adam. Kasketli adam gelecek. Dolayısıyla bu amblemi gördüğümüzde 69 yılından itibaren kullanıldığını ama her ikisinin de Mehmet Ali Aybar'a ait olduğunu hatırlayalım. Bunu çizen, bu resmi çizen tek tip. Adam. Adamı çizen bizim Paris'teki ressam. Bu adam. Abidin Dino. Abidin Dino. Abidin Dino. Tamam. Bunu Abidin Dino çizdi. Bu amblemi çizen Mehmet Ali Aybar. Mehmet Ali Aybar çizdi. 69'da amblemi değiştirten. Onu iyi hatırlıyorum. Tamam. Amblemi değiştirten Mehmet Ali Aybar. Bu amblem tabii çok klasik Marksizmi yansıtıyor. Evet. Orak Çekiç, Çark, Başak, evet, onu, işçi köylü ittifakı. İttifakı. Evet. Sembolize çok klasik Marksizm. Klasik Marksist-Leninist parti evet. amblemi. Evet. Sonra Aybar'ın Leninizmle mücadelesi var. Onu evet. herhalde konuşacağız. Evet, onun, ondan sonra kapanıyor işte buna ama, geldik. Daha meclise girmedi parti. Başta yok, daha, ki bu şeyler 65'e, daha önce olmuş. Tabii 65'ten 61 ile 65 arasındayız. Evet. Orada iki darbe teşebbüsü oluyor bir de. Yani 22 Şubat 1962, 21 Mayıs 1963. Evet, darbe teşebbüsü var. Talat Aydemir'in darbe evet, teşebbüsü. İşte İnönü hükümetleri evet, zamanında. 61-64 dönemi İnönü'nün evet. başbakan olduğu dönem. Başbakan olduğu dönem. Evet. Ve 65 dönemine artık 65 yaklaşıldığı zaman İşçi Partisi'nin şeye girmesi, mücadeleye evet. seçim mücadelesine girmesi. Ortamın biraz daha düzeldiği evet. aşamadır bizim partiye meclise girmemiz. Evet. Bizden evvelki şeyle gayet gürültülü geçen bir dönemdir o. 61-64 İnönü'nün başbakan olduğu dönem, Demirel'in genel başkan olduğu, başbakan yardımcılığı yaptığı dönem. Evet. Şimdi burada, o sırada ilk İşçi Partisi teşkilatlanmaya başlıyor, örgütlenmeye başlıyor. Orada da hadiseler çıkmaya başlıyor. Aybar mı? Aybar İşçi Partisi'nin tabii, tabii. başkanı iken evet. 65 seçimine doğru gelinirken... Evet. Tabii Türkiye içinde seyahatler başlıyor. Tabii. Ama bir de mukavemet başlıyor. Hücumlar başlıyor. Kongreleri basılıyor falan. Tabii. Öyle bir dönemden geçerek geliyor. Evet öyle. Hı. Şimdi Aybar genel başkan olduktan sonra iki çalışma yaptı. 962'de bir Türkiye'de illeri dolaşarak tek başına yapıyordu onu. Hı. İlleri dolaşarak acaba yeni bir İl örgütü kurabilir miyim diye çabalar harcıyor. İnsanlarla temas kuruyor. İkincisi de Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türkiye İşçi Partisi'nin çalışabileceği bir ortamın hazırlanması gerekiyor. O da antidemokratik kanunların kaldırılmasıyla mümkündür. O çalışmaların ürünü Beyaz Saray toplantısında ortaya çıktı. Beyaz Saray toplantısında Türkiye'nin önde gelen demokrat hukukçuları, aydınları bir araya geliyor ve hangi anayasa madde, hangi kanun maddelerinin değiştirilmesi lazım geldiği, nasıl bir demokrasi savunusu lazım geldiği konusunda tartışmalar yapılıyor. Bir dipnot düşelim. Şimdi Beyaz Saray deyince herkes Amerika'yı evet. zannedecek. Amerika'nın Beyaz Sarayı değil. İstanbul Beyazıt'ta Üniversitenin karşısında. Evet.
Evet, Aksaray'da. Aksaray'da. Bir düğün evi. Düğün salonu. Evet. Düğün salonu. Düğün salonu. O düğün salonuna Beyaz Saray diyorlar ve tip tarihine de Beyaz Saray olarak geçti. Tamam. Çünkü beyaz mermerli olduğu için adı evet. Beyaz Saray kalmış. Çünkü o vakit Amerika'daki Beyaz Saray fazla bilinmez. Alakası yok. Bu düğün salonunun adı. Tamam. O düğün salonunda biz de sola karşı çok toplantı yaptık. Siz, rahmetli Nurettin Topçu. Evet. O toplantı basıldı. Ben yoktum o toplantıda. O toplantıda sözünü ettiğim bütün Aziz Nesin var diye birçok pek çok hukukçu var. Profesör tanınmış hukuk adamları. Orada konuşuluyor hangi maddeler üzerine dava açılsın. Çünkü Türkiye İşçi Partisi'nin dava açması için de bir çaba harcanıyor. O çaba da iki yönlü. Mutlaka anayasanın o zamanki Anayasa Mahkemesi'nin öngördüğü bir kanun var, anayasa kanunu. Bir parlamenterle temsil edilmiş olması lazım. Mecliste üyeniz olmayınca dava açamıyorsunuz. Hı hı. Dava kim yapacak bunu? Şey var, senatör Niyazi Ağırnaslı. Ağırnaslı, evet. Ondan temas halindeler. Niyazi Ağırnaslı da ağırdan alıyor. Diyor ki ben diyor 5-6 kişi getireceğim. Hatta bunu ona çıkarıp bir grup kurmak istiyorum. Bana izin verin. Ve aradan zaman geçiyor bu. Ama Aybar çalışıyor. 23 kanun tasarısı, kanun maddesi veya kanun hakkında dava açılmasına karar veriyorlar. Hazırlanıyor şeyler, bütün dilekçeler hazırlanıyor. Gayet iyi çalışmalar yapılıyor. Ama bir türlü dava açma imkanı yok. Partide üye yok. Ve dava açmanın süresi de 28 Şubat'ta bitiyor. 28 Şubat'ın ertesi günü 1 Mart'ta artık dava açma imkanı yok. İşte o zaman şeyin arkasına tekrar haber gidiyor Niyazi Ağırnaslı'ya. Bize bu imkanı sağlaman gerekiyor. Niyazi Ağırnaslı 10 Şubat'ta partiye giriyor ve 10 Şubat'a girdiği tarihten itibaren de hemen dilekçeler hazırlanıyor. 28 Şubat'ta da Anayasa Mahkemesi'ne dilekçeler sunuluyor. Niyazi Ağırnaslı Osman Bölükbaşı'nın partisinde. Oradan ayrılıyor. Evet, Osman Bölükbaşı. Millet Partisi. Senatör. Millet Partisi. Senatör oradan ayrılıyor, partiye giriyor ve parti bu davayı açma imkanını buluyor. Buluyor. Şimdi ben burada yine bir şeyi belirtmem lazım demokrasi anlayışı konusunda. O zamanki Türkiye'de sağ-sol kutuplaşması çok sert olduğu gibi sağın demokrasi anlayışı var ve başka, solun demokrasi anlayışı var ve başka. Mesela sağ askeri darbelere karşı 27 Mayıs'a karşı Adalet Partisi bir şey mi diyorsun? Evet, bir reklam arasına girmemiz lazım. Peki girelim onu. İsterseniz sözünüz de kesilmesin. Reklam dönüşünde sizden başlayalım. Evet. Tamam. Yani ben Mehmet Ali Aybar'ın Anayasa Mahkemesi'nin açtığı bir davadan bahsedeceğim. Ben de onu anlatmak istiyorum. Bir bütün halinde reklamların dönüşünde Mehmet Ali Aybar'ın Anayasa Mahkemesi'ne şeye yazdığı bir mektup var. Çok önemlidir o. Gürlere. Tamam. O zamanki. Onu da reklamlardan sonra dinleyeceğiz. Cemal Gürsel'e yazdık. Bir aramız var. Bizden ayrılmayın efendim. Yeniden merhaba. Sağım Solum Tarih programındayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Tarık Ziya Ekinci. Kendisinin tanıklığıyla, anılarıyla, bilgileriyle, bilgeliğiyle 1961-71 dönemi Türkiye İşçi Partisi'ni ve onun tırnak içinde efsane, bilge genel başkanı Mehmet Ali Aybar'ı konuşuyoruz. Tam reklamlardan önce Mehmet Ali Aybar'ın Anayasa Mahkemesi'ne açtığı bir davadan söz ediyorduk. Ta Akyol'unda o davaya ilişkin söyleyecekleri vardı. Ben kendisinin sözünü kesmiştim reklamlara gitmek için. Şimdi söz Taha Akyol'da. Buyurun. Şunu söyleyeceğim. O zamanki Türkiye'de hem demokrasi kültürü bu kadar gelişmediği için hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir takım evrensel hukuk kurallarıyla bu kadar tanışık olmadığımız için sağın kendine göre bir demokrasi anlayışı var. Solun kendine göre bir demokrasi anlayışı var. İkisinin ortak bir demokrasi anlayışı maalesef çok zayıf. Mesela sağ bütün askeri darbelere karşı, 27 Mayıs'a karşı, Yasada Mahkemesi'ne karşı. Ama Nazım Hikmet vatansever bir şairdi, en büyük şair denilmesine tahammül edemiyor. Biraz önce Tarık abi anlattı. Beri tarafta solun demokrasi anlayışı, o da maalesef Marksizmin derin
tesir altında burjuva demokrasi kavramı. Bu noktada rahmetli Mehmet Ali Aybar'ın Anayasa Mahkemesi'ni açtığı bir davadan bahsedeceğim. Celal Bayar ve Demokrat Partililerin affı hakkında meclisten bir kanun çıkıyor. Bir miktarının tamamen affı, bir kısmında cezalarının indirilmesi. Mehmet Ali Aybar imzasıyla İşçi Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ni açtığı dava var. Diyor ki 27 Mayıs bir devrimdir. Affın aleyhine itiraz ediyor. Evet, affın aleyhine. Affın iptalini istiyor. Affın iptalini istiyor. Evet, doğru. 27 Mayıs bir devrimdir. Evet. Devrim meşruiyetini kaybetmiş bir iktidarı devirmiştir. Bunlar suçludur. Bunların affedilmesi 27 Mayıs devrimine zarar verir diye Anayasa Mahkemesi'nden iptalini istiyor. Öyle değil mi? Evet, aynen böyle. Ben bu kararı okuduğum için biliyorum. Tarık abi tanık olarak tasdik ediyor. Burada şunu anlatmak istiyorum. Türkiye'de demokrasi gelişme halinde, önümüzde daha fazla gideceğimiz yol var. Dileyelim ki sağdakiler sol tarafından bugün Aybar'ın hatırlandığı gibi, soldakiler de sağ tarafından ne bileyim ben bugün Ali Fuat Başkiler hatırlandığı gibi hatırlanacak bir miras bırakarak dünyadan gitsinler. Yani biraz geleceğe göre düşünmek. O yüzden Türkiye'nin sağında da solunda da demokrasi geçmişi problemlidir, onu söylüyorum. Çok doğru. Ve galiba insanların tek ölçüsü olmalı. Yani duruma, olaylara göre değişen ölçüleri değil, tek evrensel ölçüleri olmalı demokrasi konusunda. İster sağa bakış, ister bir sağcıyı ilgilendiren, ister solcuyu ilgilendiren ne olursa olsun bu ortak değeri, evrensel değeri her durumda herkese karşı savunabilmek gerçek bir demokratik mirasa dönüşüyor. Ama şunu kabul etmek lazım ki demokrasi ancak 1945'ten sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir gelişme yaptı, hamle yaptı. Tabii. O güne kadarki demokrasi anlayışında böyle kör topal giden bir yaklaşım vardı. Tam böyle inançlı biçimde bugünkü şekliyle hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, kuvvetler ayrımı ilkesine böyle sıkı sıkıya bağlandı. Yok. Belki kuvvetler ayrımı çok eskidir. Ta şeyden beri, Montesquieu. Diyelim 18. asırdan beri devam ede gelen bir kavramdır ama insanlığa mal olması çok sonradır. Çok sonradır. Şimdi bu olaylar giderken Aybar genel başkan olduktan sonra bu anayasaya aykırı olan kanunların iptali çalışmaları yaptığı gibi bir de şeye bir mektup yazdı. Cemal Gürsel'e. Meşhur mektup. Cemal Gürsel'e hitaben yazdığı mektup çok önemli bir mektuptur. O aydınlar şeyinden, bildirisinden evveldir ve ilk bir henüz parti kurulmamıştır. Henüz sosyalizme ilişkin bir şeyde yayın da yok Türkiye'de. Dilekçesinde diyor ki siz diyor yeni hareket diyor bu devrimdir diyor bu 27 Mayıs. Devrim demokrasiyi kurmak istiyor. Demokrasi sanıldığı gibi birkaç partinin kurulmasından ibaret bir şey olgu değildir. Demokrasi bir denge rejimidir. Üç defa o böyle tarif ediyor. Yani bizim bugün tarif ettiğimizden çok farklı bir anlayış var. Diyor ki bir toplumda sermaye örgütlüyse, sermayenin siyasi partileri varsa onun karşısında emeğin de siyasi partileri olması lazım. Emek ve sermaye siyasi alanda bir denge kuramamışsa o ülkede demokrasi yoktur diyor. Ve Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup, böyle, o zaman Cumhurbaşkanı değildi galiba. Devlet Başkanı. Devlet Başkanı'ydı. Böyle bir olay da oldu. Devlet Başkanı'na yazdığı dilekçede bunu koyuyor ve sosyalizmi anlatıyor, ne olduğunu anlatıyor. İşçi sınıfının ve emekçi sınıf ve tabakaların haklarını koruyan bir siyasi partinin kurulması lazım. Onun üzerine dava açtılar. Onu mahkemeye verdiler ve 5 seneye hüküm giydi. O hükümü mahkum olduktan sonra anayasa Yargıtay'a gitti. Yargıtay'dan döndü o dava. Yargıtay'da bozuldu ve beraat etti, kurtuldu. Ondan sonra parti kuruldu. Partinin kurulması bu dilekçenin beraat etmesinden sonradır. Şimdi gayet doğru tabii o zaman. Yani 141-142. Maddeler var. Maddeler var. Bunlar varken bu maddeler de başka ülkelerde yok yani demokratik ülkelerde Fransa'da, İtalya'da, şurada burada yok. Bizde var bunun kaldırılması için müracaat ediyor. Bir de o da suç sayılıyor. Nereden nereye gelmiş? Şimdi bakıldığı zaman.
konuşmamız gereken bu konuda konuşmamız gereken bir konu da bu sizin sözünü ettiğiniz şeyin partilerin konumu Türkiye'de ve dünyadaki partileşme sorunu. O zamanki şartlar neydi? Türkiye İşçi Partisi hangi şartlarda kuruldu? İç şartlar nasıldı? Dış dünyadaki konumu neydi? Soğuk Savaş dönemiydi. Dünya iki kampa ayrılmıştı. Ve Amerika'nın Türkiye'de büyük ağırlığı vardı. Türkiye İşçi Partisi mecliste girdikten sonra ele aldığı önemli sorunlardan biri de Amerika'nın Türkiye'de olan ağırlığı, baskısı ve ikili anlaşmalar sorunuydu. Hatta ikili anlaşmalar münasebetiyle bir soru önergesi verdi Dışişleri Bakanı'na. Ve bu ikili anlaşmalar nelerdir? Hangi konuları kapsıyor? Ne zaman imzalanmıştır? Muhtevaları nelerdir? Aylarca o zamanki Dışişleri Bakanı Çağlar. Çağlayangil. İhsan Sabri Çağlayangil. Tamam, Çağlayangil cevap veremedi. Aradan 6-7 ay geçti. Bir bütçe münasebetiyle bir konuşma yaptı. Şöyle dedi. Türkiye'nin Amerika'da yapmış olduğu bu sözleşmelerin, ikili sözleşmelerin birçoğunun elimizde kaydı yoktur. Ayaküstü konuşmalarla şu veya bu şekilde, şu veya bu şahsiyetin vermiş olduğu sözle bir ikili anlaşma olarak benimsenmiş ve Amerika'nın kayıtlarına geçmiş. Ama bizim kayıtlarımızda yok. Cevap veremeyişimin nedeni bunları toplayabilmek için karşı tarafla yaptığım görüşmeler sonunda bu meydana gelmiştir. Ve onların tamamen envanteri kuruldu. Türkiye'de hangi ikili anlaşmalar olduğu, Amerika'nın hangi anlaşmaları kullandığı ortaya çıktı ve kamuoyuna. İhsan Sabri Çağlayangil çok dürüst, açık sözlü, açık, çok değerli açık, bir devlet adamıydı. Yani. Evet. Böyle açıkça söyledi bunu. Evet. Biraz şeyi konuşsak, Mehmet Ali Aybar'la İşçi Partisi içerisinde evet, onun çıkan demokrasi çok, anlayışı. Aybar'ın esas önemi de o bence. İsterseniz önce Diyarbakır'da İşçi Partisi nasıl kuruldu? Siz kurucularındansınız çünkü. O, 65 seçimleri nasıl oldu? Onun üzerinde durup ondan sonra ayrılık konusuna bir şey geçelim. Söyleyebilir miyim? Buyurun. İki dönem var aslında. Bir 1965'te meclise girdi TİP evet. İlk defa. Girişi öncesi ve giriş sırası önemli. İlk defa oluyor bu. Tepkiler var. Türkiye'de toplantılarına müdahaleler var. Şunlar var. Bu 5 sene geçiyor. 5 sene geçtikten sonra 1969'da bir tek Aybar girebiliyor muyuz? İki kişi, Rıza Bey. Pardon, Rıza Bey'di. Kanun değişikliği. Bir de senatör var zaten. Evet, Fatma Hanım. Şimdi bu iki dönem üzerinde biraz durmak lazım. Tamam. Çünkü 65-69 dönemi Türkiye'de ilk defa... Milli bakiye sistemiyle... Milli bakiye sistemi. Dom sistemi arasındaki yani fark. Tabii, yani evet. Bu evet. O sistemin... ne kadar daha demokrasiye evet, uygun evet, olduğunu evet. Gösteren önemli bir misal. Yani %3 aldı Türkiye İşçi Partisi, %3 oranında milletvekili evet. Çıkardı. Eğer normal D'Hondt sistemi, oransal sistem uygulansa 2 milletvekili, en fazla 3 milletvekili, milletvekili çıkaracakken o kadar. 13 milletvekili de Türkiye seçim çevresinden çıkarttı. Bu bizim çıkarttı. Anayasamızda da var. Temsilde adalet evet. Denilen şey evet. Zaten böyle olur. Evet. Anayasada yönetimde istikrar da var. Yönetimde istikrar da tam adalet o mecliste... En çok milletvekili çıkardığı tabii, dönemdi. Yani tabii. Yönetimde istikrarın da en önde gerçekleştiği şey işte tarih o. 1965'te Adalet Partisi... Şeyle 56 mıdır 53 müdür nedir o oy oranı oyda Onur Akkan vermişti oy oranlarını giriyor 1965 meclise girdikten sonra da tek başına hükümet kurabiliyor yani böyle değil mi sonuç Altan Bey şimdi karışıklıklara mahal vermemek için şimdi 1965 seçimlerinde ulusal artık milli bakiye denen bir sistem uygulandı dedik onu kısaca izah eder misiniz? Milli bakiye nedir? Çok kısa olarak. Tabii yani kısacası ne kadar oy alıyorsan o kadar milletvekili çıkarabiliyorsun. Bunun teknik meselesi evet, de şu. Ekranda da şu anda 65 seçimlerin sonuçları var zaten. Milli bakiye denildiği zaman bu artık oylar demek. Artık oylar bir ilde mesela bilmem işte 50 bin oy almışsın. 50 binde bir milletvekili çıkarmışsın. 50 bin almamışsın da 60 bin almışsın. 65 bin almışsın. Ama 50 binle bir milletvekili çıkarıyorsun. O 15 bin
boşa gidiyor. Hayır, boşa gitmiyor. Arta kalan oyların, bakiye kalan oyların. O artık toplanıyor, evet, Türkiye çapındaki, tamam, seçim çevrelerinde. Ondan sonra da belirli yerlere veriliyor. Tamam. Yani onu bir kere şöyle hatırlamamız lazım. Evet, temsilde adalet açısından. Bugünkü duyumla da hafiften mukayese ederek %10 barajı ne kadar münasebetsiz bir şey olduğunu hatırlayarak. Bunu canlandırmak için bir iki örnek vermek istiyorum. Mesela Urfa'da bir arkadaşımız vardı. Çevrede sevilen, sayılan bir avukattı. 16.500 oy aldı. Bağımsız adaydı, seçilemedi. Bizim adayımız 6.500 oy aldı, seçildi. Bu milli bakiye sisteminden sayesinde. Tabii toplanınca. Çünkü bağımsız adayın seçilebilmesi için o seçim çevresinde alınan tüm oyların bir milletvekili sayısına bölünerek çıkacak harici kısmete eş değerde oy alması lazım. Demek o da tam adil değilmiş. O da 20 bin oy yapıyordu ama adam 16.500 oy almış, seçilemedi. Kesinlikle. Öbürü 6.500 oyla seçildi. Evet. Şimdi 65 seçimlerine geldik. 65 seçimlerinde bir mücadele başlıyor. Türkiye İşçi Partisi, Türkiye'de bir sosyalist sol siyasal parti, ilk defa parlamentoya 15 milletvekili sokuyor. Peki tip parlamentoya girdikten sonra, yani Türkiye İşçi Partisi parlamentoya katıldıktan sonra siz de Diyarbakır milletvekili olarak katıldınız. Evet. Neler yaşandı, onları biraz nasıl karşılandı, nasıl bir hava oluştu, onları biraz bize söyleyebilir misiniz? Şimdi bu kanun çıktıktan sonra biz artık parlamentoya girebileceğimizi kesin olarak düşünüyoruz. Mutlaka bir grup kuracağı diye düşünüyoruz. Ben de Diyarbakır'daki örgütlenme imkanını göz önünde bulundurarak mutlaka seçileceğim diyorum. Yani 8-9 bin oy alırım mutlaka diyorum. Ve gerçekten yapılan çalışmalar sonunda 15 milletvekili parlamentoya girdi, grup kurduk ve meclise girdik. Aybar 1961 anayasasına çok önem veriyordu. Ve demin Taha Bey'in anlattığı gibi Aybar 27 Mayıs hareketini bir darbe olarak görmüyordu. Evet. O bir devrim hareketi olarak, evet, telakki ediyordu. Evet. Ve ona çok sıkı sıkıya bağlıydı. Evet. 27 Mayıs'ı çok savunuyordu. 27 Mayıs anayasasını da adeta bir nas gibi, evet, benimsemiş. Her maddesi üzerinde duruyordu. Parlamentoda o anayasanın bir maddesi vardı. Çok önemli bir maddeydi. Onu sonuna kadar kullandı ve Demirel'i bunalttı. O madde şöyle diyordu. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararının aleyhine olamaz. Bu maddeyi kullanarak her konuda bir şey eleştiriye getiriyordu. Yani bir ticari hayatına, ekonomik hayata, kuruluşlara, devletin yaptığı yatırımlara ya da devletin yaptığı şeylere, özelleştirme işlerine karşı. Ve hakikaten tahlil ettiğiniz zaman anayasaya aykırı oluyordu. Toplumun aleyhine olamayacak, toplum yararının aleyhine olamayacak sorun tarzında. Bu maddeyi sonuna kadar kullandı ve bu madde Demirel'i çok zor duruma sokuyordu bu maddeden ötürü. Yaptığı bütün işlemlere bunu söylüyor. Çok da isabetli bir madde. Evet. Çok isabetsiz bir madde. Evet. Ben şundan dolayı söylüyorum. Sağım solum tarif. Aynen şöyle demiştim Demirel. Ve bu anayasanın değişti. Bu anayasayla memleket idare edilmez demişti. Demişti. Şimdi doğrusu, Taha Bey'in bir itirazı var. Onu dinleyelim. Hukukta kamu yararı diye bir kavram var. Bunun tanımı var. Bunun hakkında evrensel ve yerel içtihatlar var. Kamu yararı dediğiniz zaman bu neymiş, ne değilmiş diye bakabilirsiniz onlara. Fakat toplum yararı diye hukukta bir kavram yoktur. Toplum yararı kavramı sosyaliste göre başkadır. Liberale göre başkadır. Piyasa ekonomisine inanan bir insana göre başkadır. Yani hukuki ölçüsü olmayan siyasi bir kavramdır. Bu 27 Mayıs Anayasası'nı hazırlayanların nasıl bir bu maddeyi sol romantizmle anlattıklarını gösteriyor. Mesela bir ülkede sermaye birikiminin olması toplumun lehine midir, aleyhine midir? Bir liberal der ki toplumun lehinedir çünkü kalkınmayı hızlandırır. Bir sosyalist diyebilir ki toplumun aleyhinedir çünkü gelir dağılımını bozar. Öyle değil mi? Bunun hukuki ölçüsü mülkiyettir ve mülkiyetin kullanımı kamu yararına aykırı olamaz diyebilirsiniz.
toplum yararına aykırı olamaz diyemezsiniz. Çünkü toplum yararı hukuki bir tabir değildir, siyasi bir kavramdır. Sağ partiye göre başkadır, liberal partiye göre başkadır, sol sosyal demokrat, sosyalist partiye göre başkadır. İngiliz İşçi Partisi sendikalara dayanan bir partiydi. Sermaye birikimine karşıydı. Tony Blair geldi, bu boyunduruktan kurtardı partisini ve İngiliz ekonomisinin önünü açtı Margaret Thatcher'dan sonra. Ama anlaşılan şimdi, o ki, evet, Altan Bey'in itirazı. Şimdi kamu yararı, yani bu bir anlayış meselesi. Kamu yararı denildiği zaman kamunun karşılığı ne? Şimdi yani toplumla kamu arasındaki münasebeti şey, yani onu bir, ortaya koymak yani bir lazım. Bak, kamu yararı, kamu da yararı denilse, konusundaki bence kamu yararı şimdi, konusunda mesela bizim Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tanım şudur. Bir iktidarın çıkardığı bütün kanunların kamu yararı olması lazım. Bu ne demek diye kendisine soruyor. Parti menfaati için bir kasıtla yapılmaması lazım. Parti menfaati gözetilebilir fakat esas maksadın bu olmaması gerekir. Zümre maksadıyla yap. Mesela hükümet, bir demokratik hükümet iletişim sektörünü teşvik edebilir. Bu kamu yararınadır. Ama iletişim sektöründeki Ahmet'i Mehmet'i teşvik edemez. Bu özel çıkar yararı olabilir. Kamu yararının bu şekilde tanımı var. Ama toplum yararı dediğiniz zaman biraz önce söyledim. Şimdi sermaye birikimini bana sorsanız çok zorunlu, çok gerekli derim. Ama bir sosyaliste sorsanız sermaye birikimi sömürüdür diyebilir. İşte Mehmet Ali Aybar da sermaye birikimine karşı olduğu için Adalet ve Adalet Partisi'nin doğru olarak yaptığı montaj sanayine karşı çıkıyordu, otomotiv sanayinin kurulmasına karşı çıkıyordu vesaire yani. Aynen. Devletin şimdi sanayi kurumasından yana bir... Ha, devlet kursun diyordu. Devlet kursun diyor. Sermaye birikimine karşı değil. Sermaye, hayır, elbette yani sermaye birikim dediğim ama özel sektörde. Ama sermayenin devletin elinde birikmesi ve devletin büyük sanayi kuruması... Tamam. Bu toplum lehine. Öbür tarafta diyebilir ki sermaye devletin elinde birikmesin, özel sektörün elinde birikmesin diyebilir. Evet, aradaki şimdi fark bu. Şeye bakıyorum. Ha. Bugünkü anayasada ne denilmiş? Sen belki şey yapabilirsin. Bilmiyorum bugünkü anayasa. Yalnız da mı anayasa? Benim bugünkü anayasa yanımda. Fakat benim hatırımda değil. Kaldığına göre bizim ısrarla üzerine durduğumuz toplum yararı aleyhine. Toplum kamu, yarar, acaba kamu yararına mı diye. Kamu yararı değil, toplum yararı mı yani, öyle hatırlıyorum. Çünkü anayasada öyle bir hükmün olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi Aybar, ki daha sonraki tarihte Türkiye'de ekonomik Aybar, bu kültürü ısrarla kullandığı zaman demin çok şey yazıldı. Aybar'ın 27 Mayıs Anayasası'na olan bağlılığını göstermek için mutlaka 27 Mayıs'ı yapanlardan birini milletvekili yapmak istedi. Israrla. Askerlerden birini. Askerlerden darbeci birini. Askerlerden Muzaffer birini. Karan'ı gitti, buldu, getirdi, milletvekili yaptı. Muzaffer Karan biraz sol eğilimliydi. Ve 6 ay sonra da ayrıldı. Öyle mi? Tabii. Onu hatırlamıyorum. 6 ay sonra da ayrıldı. Nereye gitti ayrılınca? CHP'ye gitti. Katıldı. CHP'ye gitti. Tabii. Tam o seçimler döneminde, öncesinde, sonrasında Türkiye İşçi Partisi'ne saldırılar da çok fazla. Özellikle tırnak içinde bir komünist suçlaması çok yaygın. Bu nedenle hakkında davalar açılıyor, ihbarlar yapılıyor vesaire. Bunlardan biri o sırada yapılanlardan biri. Olayları, 5-6 Mart Akhisar olayları ve Bursa olayları. Bursa olayları ve biraz evvel söylediğim Beyaz Saray olayları tip tarihinde çok önemli noktalardır. O yüzden de İşçi Partisi zaman zaman kendisini anlatmak zorunda kalıyor. Biz nasıl bir partiyiz? Ne yapmak istiyoruz? Bize karşı ne tür suçlamalar yöneltiliyor ve onlar nasıl haksız suçlamalar? Ve ilginç, tam bu sıralarda yapılan konuşmalar var. Yani 65 seçimleri sırasında Mehmet Ali Aybar'ın, Sadun Aren'in, Rıza Kuyas'ın, Beyce Boran, Çetin Altan, Yaşar Kemal, Can Yücel. Hamdoş diye bir isim var burada. Hamdoş. Ha, meşhur Hamdi Doğan. Bir çoban, 1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden aday. Gaziantep'li bir arkadaş. Gaziantep'ten bir arkadaş. Hatta burada sizin de, Tarık Ziya İkinci'nin de bir konuşması var. O Hamdoş'un anıları. Türkiye İşçi Partisi'ne aşık oldum diye geçenlerde iletişim yayınlarından yayınlandı. Taşra'da, Türkiye'nin Taşra'sında Türkiye İşçi Partisi'nin nasıl bir yankı bulduğu, nasıl bir ilgi gördüğü konusunda çok hoş bir hatırat. Ve 66'dan itibaren zaten yayınlarda başlıyor. Evet. Şimdi isterseniz birkaçını da göstereyim ben bu arada. Mesela Çetin Altan'ın
mecliste yaptığı konuşma. Evet. Demir ve çimento kara borsasının iç yüzü günlerce başlıklı. Günlerce sürdü o tartışma. Evet. Evet. Bu Mehmet Ali Aybar'ın meşhur Hodri Meydan konuşması ki çok etki yapıyor. Evet, ilk defa şeyle arası açıldı. Genel kurmayla, o günkü... Orduyla. Orduyla. O güne kadar orduyu sonuna kadar tutuyorum, müdafaa ediyor. Hatta Cumhurbaşkanı'nın seçiminde biz grup olarak oy vermek istemedik Cevdet Sunay'ın. Cevdet Sunay'ın. Karşı çıktık. O da ısrarla Cevdet Sunay'ı seçtirmek istedi. Grup, ağırlığını koydu yani. Gruptan bu kararın çıkamayacağını düşündü ve gitti Merkez Yürütme Kurulu'ndan karar çıkarttı. Bağlayıcı karar çıktı. Bağlayıcı karar çıktı ve geldi. Biz o kararı buyduk. Cevdet Sunay'a oy. Peki bu konuşmadaki kırılma noktası nedir? Şöyle oldu. Oradaki Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay. Hayır. Yok. İlhami Sancar? Hayır. Sunay Hanım sonradan parti genel başkanı oldu. Adını unuttum ben. Tamam. Çok otoriter bir paşaydı, evet. Şimdi arkadaşlarımız da bakarlar 1966 yılında Genelkurmay, 67 yılında. Genelkurmay Başkanı kimdi? İşte Atatürk'ten bir Atatürk çıkar, bu ülkede gerekli düzeni kurar, bu ülkenin gerekli nizamını alt üst edenlerin haddini bildirir, bu ülke sahipsiz değildir falan gibi laflar söylüyor. Ulu orta konuşuyor, yani kendi başına gittiği her yerde bir siyasi parti lideri gibi konuşuyordu. Cemal Tural. Cemal Tural, evet. Tamam. Bravo. Onur Hakan genel başkan gibi bana konuşuyor böyle siyasi parti. Evet. Ve tipe de dolaylı şekilde saldırıyor. O zaman Aybar Genelkurmay Başkanı Başbakan'a bağlıdır. Ve onun konuşmaları genel başbakanın sorumluluğu altındadır. Bu tarz konuşmasına engel olmayan bir başbakan sorumludur diye bir şey verdi meclise, bir gen soru verdi. Doğru. Ve başbakan aleyhine bir gen soru verdi. Başbakanı muhafaza etti. İşte bu Hodri Meydan konuşması o. O sırada da işte tip kapattı, kapatılacak diye söylentiler vardı. Yani Turgut Paşa da bunu destekliyor. İçişleri Bakanı da bu yönde konuşmalar yapıyor. Böyle bir ortam hazırlanmış. O da çıktı Hodri Meydan dedi, hadi çıkın yapın bakalım yapabiliyorsanız. Evet. Şimdi o dönemde ama partiyi kapatmak mümkün olmayınca ne yapmak lazımdı? İşte o zaman Milli bakiye sistemini kaldırmak lazımdı. Evet. O zaman Anayasa Mahkemesi. Birkaç yayın daha göstereyim, oradan size geçeceğim çünkü. Tip Mecliste serisinin birincisi aslında bu. Türkiye'yi Adalet Partisi kalkındıramaz. Sonra Çetin Altan'ın meşhur kitabı Hükümet Kapitalist Bir Hükümettir. Evet. Ve şimdi bu fikirde değildir rahmetli, ölmeden önce bir evet, fikirlerini tamamen değiştirdi o günden sonra. Ve Türkiye İşçi Partisi Mecliste serisinin 5. kitabı. Tarık Ziya II'nin Doğu Dramı başlığıyla mecliste yaptığı bir konuşma. Önce şunu belirtelim. 1960'lı yıllarda henüz Kürt meselesi diyemiyordu Türkiye. Evet. Bu problemin adı daha çok Doğu sorunu, Doğu meselesi olarak geçiyordu. Ve siz bu konuda bir kitap da yayınladınız. Daha sonra çıktı, onu da göstereyim ben. TÜSTAV'dan. Türkiye İşçi Partisi ve Kürtler kitabı. 1961-71 arasında Türkiye İşçi Partisi Kürt meselesine nasıl yaklaştı diye. Tam bu noktada ben de bu soruyu sormak isterim size. Siz Türkiye İşçi Partisi'ne girdiniz Diyarbakır milletvekili olarak ve çok önemli bir sorunu Türkiye'nin Kürt meselesine dair konuşmalar yapmaya başladınız. Doğu'da başka bir heyecan oluşmaya başladı. Siyasi çözüm barış içinde olabilecek şekilde. O konuda İzlenimlerinizi alabilir miyiz? Evet. Tabii Kürt sorunu öteden beri var olan bir sorun. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri devam evet. Gelen bir sorun. Yeni çıkmış değil. Nitekim Cumhuriyet'in ilk 3 yılını 1923'e kadar Cumhuriyet ilan edilinceye kadar Atatürk'ün ağzından da Kürt sorunu düşmüyor. Ve müteahhit vesilelerle Kürt sorunu söz ediyor. Hatta Amasya protokolünü yapılırken aynen şöyle söylüyor. Yani biz Kürtlerin ırkî haklarının sonuna kadar savunacağız. Meclisteki konuşmasında Türkiye'de sadece Türkler yok,
Türkler var, Kürtler var, Lazlar var, şunlar çeşitli kavimlerin bir arada bulunduğu bir toplumdur. Ve yine şeyde yaptığı bir konuşmada, İzmit'teki bir konuşmasında, bir gazeteciler yapmış bir konuşmada, Kürtlerin bulundukları yerde kendi kendilerini idare etme hakkını temin eden anayasamız var. 1961 anayasamız. Vilayetlerin muhtariyeti. Evet. Hakları var yani. Ve kendi kendilerini idare edebilirler özerk olarak tarzında açıklamaları vardır. Ama 1924'ten sonra, 24 anayasası çıktıktan sonra şartlar değişti. Fakat olay bitmez tabii. Onun şartların değişmiş olması, yeni bir anayasanın çıkması veya 1925'ten sonra yapılan baskılarla meselenin kapanmış olması, meselenin bitmiş olması anlamına gelmiyor. Gençlikte, özellikle üniversite gençliğinde yavaş yavaş bir uyanma var. Özellikle bir şeyde Dersim hareketinden sonra mesele kapanıyor. Tam bir sessizlik dönemi var. O tarihten sonra Kürt sorunu gündemden çıkıyor. Ama 950'lere gelince yavaş yavaş gençlikte bu hareket başlıyor. Gençlik ilgilenmeye başlıyor, konuşuyor. Kendi Kürt olduğunun farkına varıyor. Ve bu gençlik hareketi 49'lar dediğimiz bir olayla ilk defa patlak verdi. Ve aşağı yukarı 50 kişi kadar genç tutuklandı. Bunlardan biri vefat ettiği için bunlara 49'lar dediler. Bunların bir kısmı beraat etti. Büyük çoğunluğu beraat etti. Birkaçı da mahkum oldu. Tarihte ilk görünen olaydır. Türkiye'nin kuruluşundaki tarih, kuruluş tarihinde görülen bir olaydır. O tarihten sonra gençleri Türkiye İşçi Partisi'de kurulduktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nde kanalize oldu. Onlar tahliye olduktan sonra 1960'tan itibaren İşçi Partisi'nden kanalize oldu. Biz de Diyarbakır'da partiyi kurmuş bulunuyoruz. Ve Aybar aşağı yukarı durumu biliyor tabii. Doğu'yu dolaştı, Diyarbakır'a geldi gitti, Gaziantep'e gitti. İlk konuşmasını 1963'te yaptı. Gaziantep'te Genel Yönetim Kurulu'nun açış konuşmasında Türkiye'nin doğusunda Kürtler yaşıyor. Bu vatanda bunlar bizim öz vatandaşlarımızdır. Bunlar vergi verir, askere gider, askerlik yapar. Kendilerine düşen bütün görevleri yerine getirdikleri halde anayasanın tanıdığı haklardan yararlanamazlar. Bu önemli meseleye el atmak lazım ve bunu çözmek lazım diye bir açıklama yaptı. Daha sonra da 1964'te parti programı çıktı. Parti programında da Doğu kalkınması diye bir şey, tamam. Bu Doğu kalkınması diye bir konu, bir bölüm açıldı. Evet. Toprak reformu diye bir bölüm açıldı. Bu iki konu birbirini tutan konular. Toprak reformu diye Doğu'da ağalık kurumunun ortadan kalkması, köylülerin bağımsız birey üreticiler konumuna gelmeleri, kendi kendilerini yönetebilmeleri, hem tarım sektörünün kalkınması, kredileri alabilmeleri, imkanlara kavuşabilmeleri düşüncesi var. Hem de o insanların özgürce oylarını kullanabilmesi, kişi olarak kullanabilmesi düşüncesi var. Hı hı. Ve Türkiye İşçi Partisi programına bu iki maddeyi koyarak Doğu sorununu bir nevi bilimsel anlamda o günkü koşullarda nasıl çözülmesi lazım geldiğini dile getirdi. Bana da İkinci 5 yıllık planın görüşülmesi döneminde Doğu'nun kalkınması nasıl olmalıdır diye bir görev verdiler. Doğu bölgesinin sorunları ve ikinci 5 yıllık kalkınma planı. Kalkınma. O konu bana verildi ve ben işte o konuşmamı o vesileyle yapmış oldum. Yani o bahsettiğiniz yayınlanmış olan kitabı. Doğu nasıl kalkınır? Neden Doğu özel sektör eliyle kalkınmaz da de ancak sosyalist bir yöntemle kalkınabilir konusunu ele alıyorum. Yani bölgeler arası dengesizlik, sermayenin kutuplaşması Doğu'nun kalkınmasına imkan vermez kapitalist bir düzende diyorum. Adamın parası olunca Doğulu dahi olsa parasını alıyor. O paranın yatırılabileceği yere götürüyor haklı olarak. İstanbul'a gidiyor, İzmir'e gidiyor. Oralara götürüp yatırıyor. Mesela geçenlerde vefat eden Liceli, o büyük iş adamı, bu
Diyarbakır'da sermayeyi topladı. Adana'ya gitti. Adana'dan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'un en önde gelen sanayicilerinden birisi arasına girdi yani. Evet. Haklı olarak. Ve bu tezi geliştirdim ben. Doğu kalkınması konusunu anlatırken. Şimdi evet. Şeye geçsek ben de vakit kalmaz diye korkuyorum. Bunda ısrar etmemin sebebi de benim rahmetli Aybar'da önemsediğim en önemli konu Aybar'ın Leninizm'e karşı çıkması, Sovyetler Birliği tarafından Çekoslovakya'nın işgal edilmesine karşı çıkması ve bu işgali savunmak gibi bir pozisyonda kalan parti içindeki üyelerin itilafa düşmesi. Türkiye'deki sosyalist hareketin en yaratıcı dönemi Aybar'ın bu çıkışıyla. O zaman şöyle yapalım. Şimdi 5 Ocak 1968'de Alexander Dubček iktidara geliyor Çekoslovakya'da. Reformist. Reformist, liberal politikalarıyla ünlü bir açılım yapmaya başlıyor veya çalışmaya başlıyor. Ve bu açılımı ve bu çabaları 20-21 Ağustos'ta Sovyetler Birliği ve Romanya hariç diğer Varşova paktı ülkelerinin 5 üyesinin davetiyle tanklarla beraber Çekoslovakya'ya, Prag'a, başkente giriyorlar ve bir işgal başlıyor. Dolayısıyla Prag Baharı denen bu açılım, bu demokratikleşme, göreli liberalleşme, İnsan yüzlü sosyalizm. Güler yüzlü, insan yüzlü, insan için sosyalizm açılımı parantezi kapanıyor. Tanklarla eziliyor. Ve Dubček bundan sonra bu demokratikleşme, basın özgürlüğü, hatta şu anda Çek Cumhuriyeti ve Slovakya adında iki ayrı ülke, daha o zaman bunun planı var. Yani Dubček bir yeni anayasa hazırlanacak. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya diye ayrılacak. Ve bu olay üzerine, ki burada bakın bazı başlıklar göstereyim ben çeşitli gazetelerden. Mesela Milliyet Gazetesi olmaz böyle şey diye bir başlık atıyor. Çekoslovakya'nın işgali üzerine. Aynı şekilde Ruslar Dubček'i tutukladı. Çekoslovakya işgal edildi Cumhuriyet Gazetesi'nden. Ve Çekler boyun eğmiyor diyor Cumhuriyet Gazetesi. Prag'da telefoto ile alınan resimler, dünyanın bütün gözü burada. Mesela Hürriyet Gazetesi Çekoslovakya işgal altında diye bir başlık atmış. Şimdi bu olay önemli. Neden bu olay üzerinde duruyoruz? Çünkü Türkiye İşçi Partisi'nin tarihinde bu bir kırılma noktası. Evet. Ve bu olaydan sonra zaten işte Arenciler yine mağlup diye bir takım başlıklar göreceğiz. Göstereceğim onları da siz konuşurken. Bir anda o güne kadar Sovyetler Birliği'ni doğrudan eleştirmemiş olan Mehmet Ali Aybar, doğrudan doğruya Sovyetler Birliği'ni eleştirmeye başlayacak. Sistemi eleştirmeye başlayacak. Sizden dinleyelim. Evet, pardon. Sadece işgali eleştirmedi. Sovyetler Birliği'ndeki sistemi de eleştirmeye Aybar. Başladı. Evet. Büyüklüğü orada. Evet. Evet. Şimdi Türkiye İşçi Partisi'nin bu kırılma noktasına neden olan 3 olay yaşandı. Bunu nazara dikkate almak lazım. Lütfen evet. Buyurun. Biri Çekoslovakya olayıdır. Önemlidir. Biri gençliğin tipe sırt dönmesi, sırt çevirmesidir. Çok önemli bir olay olarak görüyorum ben onu. Bir de seçim kanunu değiştirmesidir. Bu 3 olay 1968'de oldu. Üçü de bir arada Türkiye İşçi Partisi'ni çok zor duruma soktu. Milli bakiye sisteminin kalkması demek, Türkiye Partisi, İşçi Partisi'nin artık grup kuramaz hale gelmesi. Bitirecek demek. Çok tehlikeli bir şey bu noktada. Aybar çok endişeli, bir çözüm bulmak zorunda. 1968'de yapılan seçimlerde, senato kısmi seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi senatör çıkaramadı. Çünkü milli bakiye geçerli değildi, senatör çıkaramadı. Daha evvel 66'da bir senatör çıkardık. Fatma Hikmet İşmen Hanım siz evet. Dediğiniz. Onu da koyayım buraya. Onun hatıratı da burada. Bu, siz konuşurken arkadaşlarımız göstersin. Aybar'ın dikkatini çekti ve Aybar bir politika değişikliği olmadan Türkiye İşçi Partisi'nin yeniden bir grup kurması, hatta milletvekili çıkarması mümkün değil düşüncesine kapıldı. Yani bunu ben kendim söylüyorum. Bana kendisi oturmuş bunu söylemiş değil tabii. İkincisi, Türkiye'de fikir kulüp sol gençlik fikir kulüpleri federasyonunda toplanmışlardı. Fikir kulüpleri federasyonu tipe yakın bir federasyondu. O günkü gençlik tipinin fikir kulüpleri federasyonu tipi benimsiyor, tipin programını benimsiyor, demokratik yoldan sosyalizmi kurma
görüşünü savunuyor. Ama daha sonra işte artık 68'e doğru kitaplar tercüme ediliyor. Sovyet'te bir de devrim nasıl olmuş ve devrim nasıl olur? Silahlı mücadele olmadan devrim olmaz düşüncesi yayılmaya başlıyor. Ve Gençlik Türkiye İşçi Partisi oportunist bir partidir. Parlamenterist bir partidir. Türkiye İşçi Partisi devrim falan yapamaz diye bir hava esiyor. Gençlik bu radikalleşiyor. Ne zaman oldu? Gençlik dedim, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun dev gence dönüşmesi. Dev gence dönüştükten sonra tiple bağlar kopuyor. Ve siyasal bilgilerde özellikle Orta Doğu'daki gençlik muazzam bir hareket başlıyor. Toplantılar yapılıyor. Her gün toplantılar yapılıyor. Dersler bir tarafa bırakılıyor. Sokaklara çıkınca büyük mitingler yapılıyor. Hatırlarsınız, siz çok iyi hatırlarsınız. Çoğu kez hocalar da bunlara katılıyor. Önemli bazı olaylar olunca. Mesela İmran Öktem'in olaylarına evet. böyle oldu. Evet. Biliyorsunuz gençliğin sokağa dökülmesi, hocaların bilgisayar. Bu üç olay tipi çok zor duruma sokmuştu. Aybar parti değişikliği, program ve değişikliği yapmak için kurultaya başvurması, yani kongreye başvurması, Merkez Yürütme Kurulu'nda bu konuyu konuşması, Genel Yönetim Kurulu'nda konuşması gerekirken kendisi bir değişikliğe doğru gitti. Kendi başına. Bu değişiklik o güne kadar, yani Aybar'ın diyelim bu değişikliği açıkladığı güne kadar solda ve sosyalistler arasında bir şey var. Bir anlayış var. O anlayış şu. Söyleyebilir miyim bilmiyorum. Buyurun. O anlayış şu. Bir ülkede, tek ülkede sosyalizmin kurulmasını desteklemek sosyalist olmanın birinci koşuludur. Siz eğer Sovyet Devleti'ni desteklemiyorsanız, tek ülkede sosyalizm kurulacak, siz sosyalist değilsiniz. Bu anlayış aşağı yukarı solda olan herkesin kafasında olan bir düşünce. Ve Aybar da bu düşünceyi benimsiyor daha önce. Ama Solzhenitsyn'in kitapları tercüme ediliyor. Ondan sonra Saharov'un görüşleri açıklanıyor. Kitaplar kaçırılıyor batıya, doğuya, batıya geliyor. Batı tercüme Kruşçev'in konuşması Aybar'ı çok etkiliyor. Yani. Evet. Ve bunları okuduktan sonra Aybar bu sıkıntılı dönemde geçtikten sonra şöyle diyor. Biz şimdiye kadar Sovyetler Birliği'nde olup biten hakkında söylenenlerin bir emperyalist yalan olduğunu kabul ediyorduk. Ve biz tek ülkede sosyalizmi kurmanın, sosyalizmi kurmaya destek vermenin sosyalizm olduğunu, sosyalist olmanın şartı olduğunu benimsemiştik. Ama gördük ki bu yalan, bunlar yalan değildir, bunlar doğrudur diye bir çıkış yaptık. Bir çıkış daha yaptı. Dedi ki o güne kadar Marksist-Leninist teorinin temel ilkelerinden birisi tarihi yapan sınıf mücadelesidir. Eğer bir toplum gelişiyorsa o toplumda sınıf mücadelelerinde ezilmekte olan sınıfın egemen sınıfa karşı verdiği mücadelelerin ürünüyle o toplum gelişir. Bu sosyalizmi benimseyen Marksist-Leninist diyen herkesin kabul ettiği bir prensip. Aybar da o güne kadar bunun aleyhine bir tek kelime söylemiyor. İdi. Ama Aybar bir gün çıktı kürsüye, tarihi yapan özgürlüklerdir dedi. Özgürlük mücadelesidir dedi. Ve toplumun ilerlerini sağlayan da özgürlük mücadelesidir. Çeşitli örnekler verdi. Şimdi ve ondan sonra Çekoslovakya'nın işgali dedi, şeye aykırıdır. Enternasyonalizme aykırıdır. Güçlü bir devletin güçsüz bir devleti kendi sosyalist anlayışını dayatma hakkı yoktur. Her toplum kendi istediği gibi kendi tarzında sosyalizmi kurar ve kurmalıdır. Bunun aksine bir düşünce enternasyonumuza aykırıdır. Sosyalist olarak ben bunu kabul edemem dedim. Ve bizim sosyalizmimiz güler yüzü sosyalizmdir diye başladı ve bundan sonra devam etti. Ama her vesileyle bunu söylüyor. Arkadaşlarının bir kısmı bundan rahatsız oldular. Özellikle tabandaki akademisyen genç arkadaşlar yaptıkları açıklamalarda kendi aralarındaki açıklamalar sonradan intikal ediyor. Aybar'ın yaptığı bu açıkça partiyi sağa götürmek,
partiyi sosyalizmden inhiraf ettirmek anlamına gelen bir çıkıştır. Kabul edilemez. Bu bir program değişikliğidir, bu bir tüzük değişikliğidir. Hatta iyi hatırlıyorum, Behice Boran, siz ısrarla güler yüzü sosyalizm diyorsunuz ya da demokratik sosyalizm diyorsunuz. Peki demokratik sosyalizm dediğiniz takdirde başka türlü sosyalizm de var mı demektir? Yani demokratik sosyalizm olunca bunun karşısında totaliter sosyalizm anlamı çıkar. Oysa sosyalizmin içinde demokrasi vardır, demokrasi mündemiştir. Biz sosyalizme sıfatlar takmak suretiyle sosyalizmi ayırmaya hakkımız yoktur diye bir çıkış yapalım. Aybar da totaliter sosyalizm Sovyetler Birliği'nde var diye cevap veriyor. Sovyetler Birliği'ndeki totaliter sosyalizmdir. Biz o sosyalizme karşıyız. Orada yapılmış olan katliamlar hepsinin doğrudur ve ben onlara karşıyım diye açıkça bunları söylemeye başladım. Bu partide gerçekten bir ayrışım başladı. Bu ayrışmada nasıl çıkılır bu işin içinden? Yani Türkiye İşçi Partisi Milli Bakiye Sistemi kalkmış. Gençlik aleyhte, kamuoyunda sol geçinen bütün kesimlerde tipe saldırılar var. Opportunist Aybar, opportunist tip, parlamenterist tip diye saldırılar var. Tip önümüzdeki seçimlerde mutlaka 69'da bir grup kurmak istiyor Aybar. Bütün umudunu oraya bağlamış, 69 seçimlerine bağlamış. Ama arkadaşlar da diyorlar ki, tipin gerilemesinin nedeni 1968 senato seçimindeki seçimlerini kaybetmiş olması ve kamuoyunda, sol kamuoyunda itibar kaybetmiş olmasının nedeni sosyalizmin temel ilkelerinden sapmadır diyor. Eğer biz sosyalizmin temel ilkelerini bilimsel sosyalizm, tabir bu aynen, bilimsel sosyalizmin ilkelerini kullanmakta ısrar devam edersek parti gelişir, parti kuvvetlenir ve parti rayına oturur. Fakat bu tarzdaki bir hareket partinin sağa doğru kayması, sol görüşte olan bütün insanların partiden uzaklaşmasına ve partinin zaafa uğramasına sebebiyet verir. Diyor. Beşli takrir tam bu dönemde. Ve o dönemde beşli takrir verir. Beşli takrir. Beşli takrirde Aybar'a iki şey yönetiliyor. Bir, partinin temel politikasını değiştirmesi, kendi başına karar verip değiştirmesi, kurullarda görüşmeden değiştirmesi. İkincisi, otoriter bir yönetim kurmaya. Kişiye dayalı bir yönetim kurmasıdır. Danışmadan, görüşmeden, kurullarla istişare etmeden karar olması kabul edilir bir şey değildir diye bir çıkış yaptılar. Evet. Tam bu noktada isterseniz Güllü Aybar'a kulak verelim. Güllü Aybar da bu tip içindeki kırılmanın, yaşanan bu beşli takrir olayının nasıl evde yankı bulduğunu, nasıl kırılmalara yol açtığını anlatıyor. Şimdi Güllü Aybar'dan bu dönemi dinliyoruz. Beşli takrir ve Türkiye İşçi Partisi'nde Mehmet Ali Aybar açısından dönüm noktası. Parti içinde ayrılık hatırladığım kadarıyla zaten bu Milli Demokratik Devrimciler Yön Grubu, Doğan Avcıoğlu bir taraftan, TKP öbür taraftan zaten parti içinde bir huzursuzluk yaratan faktörlerdi. Bunun üstüne de Çekoslovakya olayları tuz biber ekti. Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'ya girmesi üzerine babam hemen bir demeç verdi ve böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söyledi. Kısa şaşkınlık döneminden sonra karşı saldırılar başladı. Ve bu işte diğer fraksiyonların da zorlamasıyla öyle bir boyuta geldi ki babam 69'da önce genel başkanlıktan istifa etti. Bir seneye kalmadan da partiden istifa etti. Gençlik olayları o sırada çok tırmanıyordu. Babam bu konuya çok şüphecilikle ve endişeyle yaklaşıyordu. Şüphecilikle derken provokasyonun çok önemli boyutlarda olduğunu görüyordu. Ve endişe bu gençlerin karşısında topuyla, tüfeğiyle bir devlet var ve hiçbir zaman kazanamayacaklarını biliyordu. Sonraki dönemde mecliste tek başınaydı.
O hani tek başına parti gibi çalışıyorsun dendiği dönem. Tabii ki idamlara karşı çok çalıştı ama tabii ki hiç elinden bir şey gelmedi. Gerisi üzücü anılar. Çünkü bu babama karşı verilen beşli takrir en yakınları tarafından verilmişti. En yakınları derken de Beyce Boran ve Nihat Sargın. Çünkü Beyce Boran babamın çok yakın arkadaşıydı, gençlik arkadaşıydı. Yani sadece dava arkadaşı değildi. Yani bizim aile dostumuzdu onlar. Babam Dursun'un doğumuna şahit olmuş. Nevzat Bey'le balığa çıkan, işte her akşam evde yemek yenen insanlardı. Dolayısıyla çok yaralandı, çok kırıldı. Çok kısa bir süre sonra, yani 15 yıl içinde falan, babamın Sovyetler eleştirilerinin haklı olduğu çıktı. Ve babam daha yaşarken haklılığını gördü. Sonra Gorbaçov gitti, Çekoslovakya'dan özür diledi. Ama bizim Ortodoks Türk solları Aybar'dan, yani değil özür dilemek, hani adam da haklıymış bile denmedi. Yani öldükten sonra bir iki köşe yazısı okudum böyle ama genel olarak böyle bir teslim yapılmadı. Ama daha da önemlisi Aybar çıkıp gördünüz mü ben haklıydım demedi. Evet. Tabii Aybar yaşarken haklı olduğunu görünce tabii buna sevinmek, üzülmek bu ayrı bir konu. Fakat şunu da hatırlıyorum, onun da konusu geçmişti. Sovyetler Birliği dağılırken ve dağıldıktan sonra Mehmet Ali Aybar'a soruyorlar. İşte diyorlar, sosyalizm çöktü, öyle değil mi? Yanılıyorsunuz diyor, çöken Sovyetler Birliği, eğer tanımlamak gerekiyorsa Sovyetler Birliği çöktü. Sömürünün olduğu yerde sosyalizm muhakkak olacak. Sömürü bitti mi diye soruyor. Hayır diyorlar, o zaman sosyalizm olacak diye devam ediyor. Bir şey de hatırlamakta belki fayda var. Şimdi bu 1968 Çekoslovakya olayı derken o zamanın dünyasını da hatırlamak lazım. Şimdi o zamanın dünyası şöyle. Avrupa'nın birçok ülkesinde Fransa ile Almanya dahil bir gençlik hareketi başlamış. Evet. Ve şeyleri de itham ediyor. Yani hem kapitalist rejimi, demokrat, yani Avrupa demokrasisini, hem de bir yandan Çekoslovakya olan hadiseleri, daha öncesi de var zaten. Bir başka bir şey daha var, Vietnam Savaşı. Çekoslovakya'da olan hadiseleri gençler, yani Rusların müdahalesini mi eleştiriyorlar, Dubček'i mi eleştiriyorlar? Dubček'i destekliyorlardı. Dubček'i destekliyorlar ama... orada da bir gençlik hareketleri oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Mevcut statükoya karşı bütün dünyada bir hareket var. Bunların en önemli hadisesi de Vietnam hadisesi. Evet, Vietnam. O My Lai hadisesi mesela. 68'in başlarında olmuş. Gitmişler adamlar böyle taramışlar. 500-600 kişiyi bir köyün içinde. Onun şahitleri, mahitleri var. Amerika çalkalanıyor. Ordu kumandanını almış falan. Orada o cereyan ediyor. Amerika'ya karşı da bir şey var. Evet. Gençlerde. Antipatik. Fransa'da, Almanya'da işte Rudi Dutschke'ler falan o zaman Almanya'da. İşte neydi o şey? Kızıl. Rudi. Rudi var bir tane Almanya'daki. Bir de sonradan Daniel Cohn-Bendit. O da kızıl denim yine falan öyle oluyor. Bütün bunları göz önünde tutarsak bizde de 68 olayları evet. Zaten aynı şekilde yavaş yavaş başlamış. Yani bizde de çok bir, yani şalkalanma var. Şimdi Çekoslovakya hadiseleri bu şeyde Ağustos'ta galiba olur yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Ağustos'ta 21 Ağustos. 21 Ağustos'ta. Çekoslovakya'da o yılın baharından itibaren zaten Çek baharı diyerekten evet. Başlayan Prag bir hareket baharı, var. Bu Dubček falan gelmiş o reform hareketinin sonucu olarak. Evet. Şeyde Mart'ta, Nisan'da falan galiba. Gelmiş oturmuş ve bir reform politikası ilan etmiş. Sonra ama iş kızışmaya başlamış. 70 tane akademisyenin, o da enteresan bir şeydir, bir çağrısı var. O çağrısı üzerine oluyor bütün bu işler. Demokratikleşme istiyorlar. Yani fikir hürriyeti, bilmem toplantı hürriyeti falan. Onun üzerine Rusya'dan işte şey geliyor, tepki geliyor. Ve adamlar senin dediğin gibi bütün o Romanya hariç bütün Varşova Paktı üyeleri buraya giriyorlar. Şimdi buna reaksiyon nereden oluyor? Reaksiyon sadece şeyden olmuyor.
demokratik dediğimiz ülkelerden, yani batılı kapitalist neyse, o ülkelerden gelmiyor. Aynı zamanda şeyden de geliyor. Sosyalist, bir kısım sosyalist ülkelerden geliyor. Evet. Nereden geliyor? Çin'den geliyor. Evet. Geliyor. Bütün Avrupa komünist partilerinden. İşte Avrupa Fransız komünist partilerden, Fransız komünist partilerden, Fransız İtalyan komünist partisi hepsinden. Evet. Daha enteresanı Küba'dan geliyor. Küba'dan. Yani bu işte esas da tabii komünizmi korumak iyi bir şeydir falan ama bu da olmaz falan diyerekten. Yani dünya bir tek Yunanistan Partisi biraz böyle şey yapıyor, komünist sallanıyor. Partisi. Ama genel bir şekilde bu Rusya'ya karşı bir hareket var. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Rusya'da işte Stalin öleli o kadar sene geçmiş. 56'da Stalin daha önce yapılan hadiseler dolayısıyla kınanmış, reddedilmiş ve işte Kuruçov daha sonra ama şey geliyor işte Brejnev falan geldikten sonra iş değişiyor. Şimdi böyle bir internasyonel ortamın içinde bizimkilerde de bir faaliyet bizimkiler var. Gençlik hareketleri de başlamış. Üniversite bu başlıyor bundan sonra zaten. Ama çok yığınsal bir hareket. Hatta hatırlıyorum o zaman Chomsky'nin bir makalesi oldu. Artık devrim işçi sınıfından gençliğe geçmiştir. Tabii, yani. Tabii öyle nazariyeler var. Böyle bir ifadeler çıktı. Teoriler geliştirildi. Gençliktir. Sosyalizmi kuracak olan gençliktir diye. Fransa'da işçi sendikalarıyla gençlik birbiriyle karşı karşıya kalıyor. Yani şeyleri, sendikaları da itham ediyor. Evet, Fransız gençleri evet. Falan. Sendikalar karşı çıktı. Tabii. Yani, hem birçok yerde Fransa'da falan sendikalar işçi hareketlerine karşı. Bizim dünyamızda ise işçi partisi içinde biraz şey oluyor. Yani tartışılmadan belki bu iş gündeme girdiği için. Şimdi bu Çekoslovakya'nın işgaline Altan abinin söylediği gibi Çin, Küba falan gibi ülkeler karşı çıktı. Ama Aybar'ın karşı çıkışının özelliği. İşte bir kısmı karşı çıktı, bir kısmı tasvip ettiğinden öte Aybar demokrasiyi savunarak, Marksizm, Leninizm'de Leninizmi terk etmesini savunarak karşı çıktı. Evet. İşte Aybar'ın orijinal bir düşünür olması, bir taklitçi, bir kopyacı değil. Hatta Marksizme yorum getirir. Onu da şimdi kendi cümlesinden okuyacağım Aybar'ın. Türkiye'ye özgü bağımsız sosyalizm Türkiye'de en sonunda da demokratik sosyalizm. Evet. Ki demokratik sosyalizm batıda genelde sosyal demokrasidir yani. Tabii. Ama şimdi benim elimde ama bir şey ekleyeyim ona. Leninizmi reddeden sadece Aybar değil. Fransız Komünist Partisi de İtalyan Komünist Partisi Avrupa Komünizmi diye bir şey gerekiyor. Bizdeki hareketten bahsediyoruz. Özelliğinden bahsediyorum. Partideki arkadaşlar da Behice Boran arkadaşımız da şeye karşı çıktı. Çekoslovakya. O da başlangıçta karşı. Milliyetteki makalesi vardır yani. Evet. Şimdi rahmetli Mehmet Ali Aybar'ın Neden Sosyalizm adıyla buraya koydum ben arkadaşlar gösterecekler. 1987 basımlı. Bu kitap yayınlandığında ben Milliyet Gazetesi'nde de bu kitabı çok tavsiye eden bir yazı yazmıştım. Orada Mehmet Ali Aybar 191. sayfada okuyorum. Türkiye Sosyalist Hareketi'ndeki dogmatizmi eleştiriyor. Ve diyor ki sosyalist mirası reddedenler varmış. Mehmet Ali Aybar'ın kendisi sosyalist mirası reddediyorsun diye eleştiriliyordu. Onlara cevap veriyor. Sosyalist mirası reddedenler varmış. Miras sorununu ortaya atanlardan soruyorum. Stalinizm de bu mirasa dahil midir, değil midir? Dahil derlerse Kuruşçev'in 20. Kongre'deki açıklamalarından sonra Stalin'in mirasına kim sahip çıkabilir? Demek ki her terekenin yani her mirasın bir aktifi bir de pasifi olduğu gibi dünya sosyalizminin de bir aktifi bir pasifi vardır. Hem bu yol tutulmazsa şu kutsal eleştiri ve öz eleştiri neye yarar? Bakınız Kuruşçev'den sonra Gorbaçev de mirasın pasifini reddediyor. Gorbaçov'u destekliyor. Çocukça benzetmelerden vazgeçelim. Bu işte Marksizme, sosyalizme ihanet ettiğini, revizyonist falan diyenlere karşı verdiği bir cevap. Bu kitabın tamamında da Marksist dogmatizmi eleştiriyor. Hakikaten de Marksizme yeni bir yorum getirmeye çalışıyor. O yorum da Marksizmin öyle pek benimsemediği bireysel özgürlük yorumu. Evet. O bakımdan Aybar sadece politik hayatıyla değil,
Türkiye'deki Marksist hareket içerisinde orijinal bir düşünür olarak da yer aldı. Evet, Aybar'ın özelliklerini Hülle anlattı. Tarihi kaç? 87. Önemli özelliklerinden birisi de insana verdiği önemdir. Bu çok önemlidir. Mesela Rusel mahkemesinde Vietnam'a gitti. O mahkemede Amerika'nın kullandığı bazı bombaların, özellikle bu napalm bombalarının yaptığı yıkıcı etkileri göstermek için Vietnamlılar hastaları taşıyıp heyetin önüne getirmişler. Bir kadıncağızı 100 kilometre mesafeden ve şeyden, yer altından getiriyor, tünellerden getiriyorlar. Ve yara bere içinde perişan vaziyette getirip gösteriyorlar. Bu bağırıyor, feveran ediyor. Diyor ki, bu yaptığınız sosyalizm değildir diyor. Sizin yaptığınız bir işkencedir. Bu kadıncağızı oradan 100 kilometre, 200 kilometre mesafeden sürüklenip getirip buraya bize göstermenin ne anlamı var diyor. Ben böyle şeyi kabul edemem. Böyle sosyalist anlayış olmaz diyor. Bir olay daha hatırlıyorum ben. 68 yılıydı galiba. Bir gün baktım pür telaş partiye girdi böyle heyecan içinde. Tarık dedi, hemen dedi bir gen soru hazırlayalım. Hayrola dedim. O sabah gazeteyi açmış, gazetede bir Alman turisti Türkiye'den bazı turistik eşyaları satın almış götürecek. Buna tarihi eşyalar. Ve polis yakalamış. Polis yakaladıktan sonra da galiba epey hırpalamış. Gazetedeki bu adamın ayakta duracak hali yok. Böyle düşmek üzere polisler koluna girmişler, resmini çekiyorlar. Böyle şey olmaz. Bu insan ne yapmış olursa olsun bu insandır. Bu insana bu kadar işkence yapılamaz diye çıkış yaptı ve derhal İçişleri Bakanı aleyhine bir gen soru vermemizi istedi. Yani bu iki olayı hatırlıyorum. Onun sözlerindeki insan anlayışını göstermek bakımından. Tam bu noktada bu Russell Mahkemesi, Vietnam olayı çok önemli. Önce şunu göstereyim. Bu daha sonra yayınlandı Vietnam Günlüğü kitabı Mehmet Ali Aybar'ın. Bu kitaptan birazdan yine söz edeceğiz. Vietnam Günlüğü. Çünkü bir ay süreyle Vietnam'da kalıyor. Evet. Çok daha önemlisi Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi veya Russell Mahkemesi veya Russell Sartre Mahkemesi adıyla geçen bir mahkeme 1966 yılının Kasım'ında kuruluyor. Bu mahkeme Amerika'nın Vietnam'da özellikle napalm bombası gibi bombalarla sivillere yönelik imha, bir adım ötede soykırım yaptığına dair bir araştırmaya yönelecek. Ve bu mahkemeye dünyaca tanınan her ülkeden değil ama belli başlı ülkelerden önemli isimler davet ediliyor. İtalya'dan, Fransa'dan, Küba'dan. Küba'dan. Mesela Jean-Paul Sartre bunlardan biri, Simone de Beauvoir bunlardan biri. Mesela tanınmış ceza hukukçusu vardı, İtalyan ceza hukukçusu. Cortazar, Julio Cortazar çok sevdiğim bir edebiyatçıdır benim. Onlardan biri. Ve mahkeme Kasım 1966'da kuruluyor. Buna Mehmet Ali Aybar davet ediliyor. Zaten Mehmet Ali Aybar'ın dünya basınında da tanınmasına sebep olan olaylardan biri. Mehmet Ali Aybar bir ay süreyle Vietnam'da incelemelerde bulunacak ki resimler var, çok kötü resimler. Evet, oraya giden heyetin başkanıydı. Heyetin başkanı. Ve oraya gittikten sonra bir rapor hazırlayacaklar. Amerika'nın Vietnam'da ne yaptığına, nasıl silahlar kullandığına, kitle imha silahları kullandığına dair. Daha sonra o rapor iki oturumda, önce 2-10 Mayıs 1967'de İsveç'in başkenti Stockholm'de, sonra da ikinci oturum 20 Kasım 1 Aralık tarihlerinde 1967'de Danimarka Kopenhag yakınlarında Roskilde gündeme alınacak ve sonuçta da zaten bu Amerika'nın Vietnam'da soykırım yaptığına dair bir kararla sonuçlanacak. Şimdi o olaya dair Güllü Aybar'ın hatırladıkları var. Biraz da duygusal anlar. Biraz onu izleyelim, ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Babam çok gurur verici bir davet aldı 1966 yılında. Ünlü İngiliz düşünür Bertrand Russell dünya çapında, yani uluslararası bir mahkeme kuruyordu. Amerika'nın Vietnam'da savaş suçu işleyip işlemediğinin irdeleneceği bir mahkemeydi. Ve bütün dünyadan çok önemli entelektüeller davet ediliyordu. İşte Jean-Paul Sartre gibi, Simone de Beauvoir gibi. Babam da davet edildi.
ve Vietnam'a gitti. Ve bir aya yakın kaldı. Tabii gene hiçbir haber alamıyorduk ve savaş tam hızıyla devam ediyordu o sırada. Esenboğa'ya babamı karşılamaya gittik. Uçak indi ama çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Yani o merdivenlerde görünene kadar böyle bir çok heyecanlı bir bekleyiş oldu annemle beraber. Sonra tabii korkunç hikayeler, korkunç diyalarla geldi. Büyük yankı yaptı. Ve babam bir rapor yazdı bu tetkikin sonucunda. Ve Amerika'nın jenosit suçunu işlediğine kanaat getirdiklerini söyledi. Ve bu raporun sonucunda da mahkemenin kararı bu yönde çıktı. Amerika suçlandı. Evet, bu ilginç olaydan sonra zaten biraz önce konuşmaya başladığımız o kırılma noktası. Türkiye İşçi Partisi'ndeki kırılma noktası gündeme gelecek. Biraz önce göstermiştim. Türkiye İşçi Partisi'nin tarihini Mehmet Ali Aybar da yazdı. Bu 3 cilttir. Yani Mehmet Ali Aybar'ın yazdığı ilk hali bilim sanattan çıkmıştır. Sonra iletişim yayınları hepsini bunun bir araya getirdi. Fakat bu Türkiye İşçi Partisi tarihi bu kırılma noktasında biter. Kırılmadan sonraki 4. cilt yayınlanmadı. Umalım ve dileyelim o cilt bir şekilde ortaya çıkar. Ve yayınlanır ki ondan sonra en önemlisi Aybar, de bu cilt herhalde. Evet. Burada evet. Güllü hanımefendiden rica edelim. Arasın bulsun 4. cilt. Yani Aybar'ın Leninizmi eleştirdiği döneme ait cilt çıksın ortaya. Şimdi Güllü Aybar'la ben konuştum bunu. Yani bu konuştum bulunur mu ne olur diye. Bir yangın geçiriyor Mehmet Ali Aybar'ın arşivi. Bir ihtimal o yangında gitmiş olabilir diyor. İkinci ihtimal teslim etmiş olabilir, yayınlanmamış olabilir diyor. Üçüncü ihtimalde babam dostları hakkında sonradan yazmak yani yazmış ama yayınlamak istememiş olabilir. O yüzden de yok olmayabilir. Dolayısıyla ama herhalde bulunursa ve yayınlanırsa eksik tarihin o yine tuğlası da ortaya çıkacak. Yazmış kendi şeyinde de bu çıkan metinde de. Yani, yani bir siyasetçi olarak Aybar bir defa meşruiyetçiydi başından beri. Evet. Hiç meşruiyet dışına çıkmadı. Hı hı. Aynı zamanda Aybar bağımsızlıkçıydı. Evet, çok güzel. Müthiş. Hı hı. Şeyden hatırlıyor mesela, sık sık anlatır ve gözleri yaşarırdı. O 1918'de İstanbul işgal edildiği hı aşamada İtilaf Devletleri'nin gemileri toplarını şeye doğru çevirmişler. Süleymaniye'ye doğru çevirmişler. O da geçerken onları görmüş ve işgalin ne olduğunu ben anladım diyordu. Ve hüngür hüngür ağlıyordu. O kadar titizdi. Bağımsızlığa toz kondurmak istemezdi. Burada Aybar'ın hatta o kadar mücadele ileri giderdi ki bağımsızlığı onu acaba Aybar milliyetçi miydi sorusunu varacak kanıtı. Bu Aybar'ın milli mücadele tınıları vardı yani bu bağımsızlık vurgusunda. Evet. Ve bağımsızlık konusundaki hassasiyetine dair bir anekdot anlatayım. Evet. Barış Ünlü'nün son derece değerli bir kitabı yayınlandı. Evet. İletişim yayınlarından Mehmet Ali Aybar hakkında. Evet. Bildiğim kadarıyla Aybar hakkındaki tek çok ciddi akademik çok önemli çalışmadır bir kitap bu. Altını burada çizerek belirtiyorum. Tamam. Sayın Barış Ünlü'nün Mehmet Ali Aybar hakkında yazdığı evet kitap. Ben orada okudum. Bu İşçi Partisi'nin gençlerin de çok olduğu bir kongrede kalabalık bir hatip konuşuyor. Mikrofon bozuluyor. Mikrofon bozulunca oradan işte 5-6 kişi konuş, Lenin konuşurken mikrofon mu vardı diye mikrofonsuz konuş, bağırarak konuş diye müdahale ediyorlar. Aybar sinirleniyor. Niye Lenin kardeşim? Halid Edip adı var da Sultanahmet'te mikrofonsuz konuştu. Hı. Bunu niye bilmiyorsunuz diye müdahale ediyor. Evet. Yani bunu anlatırken benim de tüylerim diken diken oluyor. Bilmiyorum ben bunu. Evet. Barış Ünlü'nün kitabı burada bir yerde bulamadım. Demin göstermiştik Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları. Evet, bu da önemli yani gerçekten bir kitap. Gerçekten çok titizdi. Bunu birkaç kez anlatmıştır bu itiraf devletlerinin donanmalarının boğaza girmiş olmasını ve onu gözleriyle görmüş canlı olarak 12-13 yaşlarındaymış. Onları gördüm ve ben çok büyük acı çektim. O acıyı siz duyamazsınız diyordu.
Şimdi o döneme dair birkaç yayın göstereyim. Oradan bu Leninizm eleştirisine bir daha gelelim. Bu Türkiye İşçi Partisi işte ambleminin değiştiği dönem artık. Bu 69 seçimleri. Evet. Benzer şekilde Türkiye İşçi Partisi Merkez Kurutma Yürütme Kurulu bildirisi. Burada da benzer eleştiriler yapılacak. Burada yine 1970 yılı Türkiye İşçi Partisi Genel Yönetim Kurulu raporu var. Bunlar yavaş yavaş İşçi Partisi içindeki ayrılıkların tamamen ortaya çıktığı. Sonra da mesela şu Mehmet Ali Aslan'ın genel başkan seçileceği şeyler. Ve tam o sırada Mehmet Ali Aybar, şöyle yapayım bunu, burası karışmasın. Şu meşhur risalesini yayınlayacak. Bürokratik sosyalizme. Hayır. Evet. Yani burada da geriye dönük olarak hem partiye hem Sovyetler Birliği'ne eleştirilerini yöneltecek. Bağımsız sosyalizm, güler yüzlü sosyalizm. İnsan için sosyalizm, evet, fikrini sıklıkla işkilemeye başlayacak. Aybar'ın bu konudaki en önemli yayını Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrik edildi. Arkasından da kitap haline geldi. Leninist örgütlenme burjuva modelidir diye. Evet. Yani bir solcunun gözünde burjuva çok kötü bir laf. Romantik bir şeydi, programdır ya. Programdır ama Leninizmi eleştirmesi programı, önemli. Böyle iç içe halkalar, mevzeler falan. Önemli olan Leninizmin bir burjuva totalitarizmi, evet, olduğunu söyleyecek, evet, derecede Leninizme karşı çıkıyor. Hatta şey diyecek, tıpkı Lenin'in sosyal Rusya'da kurduğu meşhur Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nde olduğu gibi 1977'den sonra, tabii şunu da hatırlatmak lazım, 1977 yılı da Türkiye solu için bir kırılma noktası. Çünkü çok büyük saldırılara maruz kalmaya başlıyor. Solun bir kısmı illegaliteyi seçmeye başlıyor, silahlı mücadeleyi seçmeye başlıyor. O sadece saldırıdan o, biraz öyle kitaplar tercüme edildi. Gerilla romantizmi, Üçüncü Dünya, Vietnam özentisi falan. Onun da payı da olabilir. Ve bu noktadan itibaren Aybar'ın eleştirisi de gündeme geliyor, evet, zaten. Bunun zaten solu şaşırtan ifadesi şu, bunu bir burjuva reformizmi olarak, bir burjuva örgütlenme türü olarak nitelendiriyor. Hem Lenin'in bu Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi örgütlenmesini hem de Türkiye'deki bu örgütlenmeyi ve Marx'ı hatırlatıyor. Bürokrasi, militarizm konusundaki eleştirilerini okumak gerekir Marx'ın diyor. Aynı zamanda Rosa Luxemburg'un Sovyetler Birliği bürokratik diktatörlüktür nitelemesine, evet, de referans yazıyor. Eşitliği hatırlatıyor yani ve şunları söylemeye başlıyor. Marx burjuva devleti yok edilmeli derken işte Aybars bürokratik ve militarist mekanizmalar kaldırılmalıyken bu merkeziyetçi bürokratik militarist mekanizmalara teslim olunduğu eleştirisini yapıyor. Partilerde bir buyurulan ilişkisinin gelişmeye başladığını söylüyor. Öncü gençlik aydın ilişkisi, kitle ilişkisini eleştirmeye başlıyor. Bu noktada da aynı dönemde Taha Akyol'da Leninsiz Komünizm diye Aybar'ın bu eleştirilerinden yola çıkarak ve onunla benzer fikirde, evet, bir kitap yayınlıyor. Bu kitap Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı olan Her Gün Gazetesi'nde önce tefrik edildi. Arkasından Ülke Ocakları'nın kurduğu bir yayın evi tarafından 1979'da yayınlandı. Bu kitap Aybar'ın Leninizme eleştirisini, çok önemli olduğunu, çok değer verilmesi gerektiğini, öğrenilmesi gerektiğini ama Marksizmin de, ben Marksizme karşı olduğum için, Marksizmin de yanlış olduğunu söyleyen bir kitap. Bu kitap yayınlandıktan sonra Ankara'da bir dergi çıkıyordu o sırada. Toplumcu Düşün diye, hı hı, sosyal demokrat, yine Leninizmi. Etyen Maçupya'nın, Yahya Zahit Ezel'in. Elizabeth Özdalga, hı, Haluk Özdalga dergi çıkarıyorlardı. Ben bunu yayınladıktan sonra Her Gün Gazetesi'ndeki köşemde o dergiyi de övmeye başladım. Ve bana bir takım ya işte solcuları niye övüyorsun falan diye eleştiriler geldi. Beni bir gün Yahya Tezel telefonla aradı. Dedi ki yazılarınızı okuyoruz, bizden çok övgüyle bahsediyorsunuz, teşekkür ederiz, bir çayımızı içer misiniz? Çayla içmeye gittim ve benden şu ricada bulundular. Lütfen bizi öven yazılar yazmayın. Ben de bekliyorum ki ya ne iyi ediyorsun da bizi övüyorsun. Bak sağcılar da bizi okuyacak falan. Şaşırdım. Niye dedim? Bize faşistlerin övdüğü dergi diyorlar. Camiamız da zor durumda kalıyoruz. Ne kadar kutuplaşma abi, görüyor musun? Siz de yaşadınız onu, ben de yaşadım. İşte baş belası, zihinlerdeki karanlık bu kutuplaşma. Birbirimizden fikir alışverişimiz olmazsa ben nerede hata ettiğimi ya da yeni bilgilere ulaşmam gerektiğini nasıl öğrenebilirim ki? Şimdi evet, bu noktada bir şey, buyurun. Yani bunun acısını biz mecliste hissettik. Evet. Benim Adalet Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arkadaşlarım var.
dışarıda daha evvel görüştüğüm, ettiğim arkadaşlar. Meclis içinde görüşüp konuşamıyoruz. Ya. Cesaret edemiyor arkadaşlar. Biz de cesaret edemiyoruz. Beraber görünürseniz problem olacak. Acaba bu arkadaşın başına bir şey gelir mi partisinden diye. Ve onlar da uzak kaçıyorlar. Yani böyle Evet. Şimdi bu noktada belki şunu hatırlamamız lazım. Mehmet Ali Aybar kendi deyişiyle Beypaşa ailesinden gelen bir adam. Evet yani belki çok varlıklı değiller ama yoksul da değiller. Bir bürokratik kademelerin üst düzeylerinde yer almış bir aile. İşte politikanın içinde yer almış bir aile. İlk öyle bir aileden gelmiş de bu kadar eğitim görmüş, okumuş. Evet. Ve Mehmet Ali Aybar olmuş. Evet. Yani. Ve daha 1920'li yıllarda Fransızcası sayesinde Marksist klasikleri birinci elden okumaya başlamış. Fransızcadan veya okumaya başlamış. Tabii akla şöyle bir soru geliyor. Bu soru sizin için de geçerli. Mehmet Ali Aybar için de geçerli. Daha kolay yaşamak varken, Türkiye'de işte bol para kazanmak varken, toplumun üst sınıflarında yer almak varken neden böyle meşakkatli, zor bir yol seçilir? Çünkü Türkiye'de solcu olmak başa bela, hele sosyalist olmak daha başa bela. Şimdi isterseniz bu sorunun cevabını, bu soruyu ben Güllü Aybar'a sorayım. Mehmet Ali Aybar neden sosyalizmi seçti, böyle bir yolu seçti diye. Onun cevabını aldıktan sonra ben o soruyu size soracağım. Şimdi Güllü Aybar'dan dinliyoruz. Mehmet Ali Aybar neden sosyalizmi seçti? Cevabını dinliyoruz. İnsanların hayattaki seçimlerinde öncelikle karakterleri önemli diye düşünüyorum. Babam da analitik kafa yapısı olan, adalet duygusu çok gelişmiş, özgürlüğüne düşkün ve dik duran bir insan. Hukuk eğitimini seçmiş. Hatta atlet olması, sürat koşucusu olması bile bu inatçı ve savaşçı karakterinin bir belirtisi diye düşünüyorum. Çok genç yaşta Fransızca öğreniyor. 30'lu yıllarda gerek atletizm müsabakaları için gerekse hukuk çalışmaları için Avrupa'da oluyor ve sol literatürü yerinde takip ediyor. Ailesine gelirsek her ne kadar paşa torunu idiyse de bu paşalar devrim padişahlarıyla çelişmiş ve iktidara karşı çıkmış paşalar ve bunun bedellerini de çok ağır ödemişler zaten. Ama en önemli şey nedir derseniz Kurtuluş Savaşı sırasında yetişmiş olması. Yani bana anlattıklarından hatırlıyorum. Boğaz'daki işgal kuvvetlerinin savaş gemileri onda müthiş bir travma yaratmış. Ve zannedersem yıllar sonra anti-emperyalist düşüncelerine de kaynaklık etmiş. Kurtuluş Savaşı babam için Türkiye özgü sosyalizmin, güler yüzlü sosyalizmin, insancıl sosyalizmin modeli. Yani halkın sahiplendiği, halkın başlattığı, halkın inandığı bir savaşın başarıya ulaşacağı bilgisi ve inancı. Evet, daha sonra İşçi Partisi'nde yollar ayrıldı. Mehmet Ali Aybar önce genel başkanlıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nden istifa etti. Hatta İsmet İnönü onun için 12 Mart dönemi dahil tek kişilik siyasi parti, Evet. tabirini kullanır. Deniz Gezmişler'in evet, idamına da engel olmaya çalışır. O dönemden bir anı göstereyim ben. Onları da atlamamış olalım böylece. Mesela Sadun Aren'in anılarına bu dönem için bakılabilir. Ve Zafer Doğan'ın bu konuda hazırladığı, Mehmet Ali Aybar konusunda hazırladığı bir biyografi var. Ona bakılabilir. Ve şunu da hatırlatayım. Türkiye'de ilk kadın genel başkan Behice Boran oldu. O da Türkiye İşçi Partisi'ne yakıştı. Evet, onu da hatırlatmak da, lazım. Uğur Mumcu'nun kendisiyle yaptığı mülakatı notladığı var. Evet. Aybar'la belki da var aslında. Aybar'la da. Evet. Şimdi orada da bir nevi Aybar'ın Behice Boran hakkında söyledikleri ile ilgili olarak Behice Boran'ın da söyledikleri var. Yani onlar tabii hep aynı safta çalışmışlar. Sonradan aralarında bu ihtilaf çıkmış. Sadun Aren mesela orada. Hepsinin bu katkıları var. Yani partiye kesinlikle. Sosyalizmin Türkiye'de tanınmasına ve siyasete de bir süre için atılmasına ve yaygınlaşmasına. Arkadaşlara Aybar davet etti. Evet. Yani parti genel başkanı olduktan sonra işçilerle birlikte bir yönetim kurulu oluşuyor. O yönetim kuruluna bir teklif getiriyor. Bu işçi bilimini iyi bilen ve size bize yardımcı olacak arkadaşlarımız var. Onlara çağıracağım diyor. Ve karar çıkıyor. Bu işte bütün arkadaşları çağırıyor. Başta Behice Boran olmak üzere Cemal Hakkı Selek ve diğer arkadaşları çağırıyor.
aydın sosyalist, aydınların partiye gelmesini sağlayan da Aybar'dır. Evet. Taha Bey'in Aybar'ın vefatından sonra yazdığı bir yazı var. Aybar'a saygı başlığıyla. Taha Bey ondan söz etsin. Programımızda siz neden Türkiye İşçi Partisi'ni seçtiniz, sosyalizmi seçtiniz? Ondan kapatalım. Tarık abiye ben bir de Marx'ınla nasıl tanıştın diye sormak istedim. Ben okuyacağım beraber. Çok kısa. Bunu benim gibi sosyalizme karşı olan, piyasa ekonomisini, liberal demokrasiyi benimseyen bir insanın yazmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun kamuoyunca da bilinmesini istiyorum. Mehmet Ali Aybar vefat ettiğinde ben Özbekistan'daydım. Döner dönmez 16 Temmuz 1995 tarihli Milliyet gazetesinde şu yazıyı yazdım. İlk paragrafını ve son paragrafını okuyacağım. Mehmet Ali Aybar'ın Bebek Camii'ndeki cenaze namazına gidemedim ama Fatiha'mı gönderdim. Son paragraf. Ben sağda, Mehmet Ali Aybar solda. O devrimci, ben muhafazakar. O sosyalist, ben liberal. Ama fikir ayrılığı Aybar'a saygı duymama asla engel değildir. Çünkü fikirlerde kalite doğru olup olmamasından önemlidir. Çok güzel. Yani hakikaten Aybar'ın bağımsız düşünce, orijinal düşünce, özgürlükçü düşünce bakımından yeri çok saygı değeridir. Rahmetli onu analım yani burada. Ve aslında öteki arkadaşlarını da. Tabii. Yani aralarında ihtilaf çıkmış. Sizin o kadroyu, meclisteki kadroyu hepsini 15 o şartlar altında hele ülkenin çeşitli yerlerinde saldırıya uğrayan dünya her kadar insan var. Kürsüye kim çıkarsa mutlaka aşağıdan bağırılır. Laf atılıyor. Ve sicamınızı bozarlardı. Konuşmak çok zordu o koşullarda. Maalesef. Bir de toplantılar. Türkiye'deki... Dışarıdaki toplantılar tabii. Camlar, çerçeveler falan filan. O günleri hep hatırlıyorsunuz. Bir de sizi dinleyelim. Çok sıkıntılı günler. Sosyalizmi niye seçtiniz? Yani, şimdi ben... siz konuşurken Cumhuriyet ben fotoğraflar da göstereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sizin fotoğraflarınızı. İlgiliydi. Siz konuşun. Şimdi ben sosyalizmi Avrupa'da bir süre kaldım, Fransa'da. Orada bazı arkadaşlarla tanıştım ve ben Kürt olduğumun bilincindeydim. Evet. Üniversite okurken Kürt olduğumu biliyorum. Benim yakından tanıdığım dostlarım, arkadaşlarım vardı. Bunlar üniversiteyi bitirinceye kadar Kürtlere yapılan haksızlığı, mezalimi anlatıyor. Onların demokratik haklarına saygılı olunmadığını söylüyorlar. Bunları beğeniyorum, onlarla görüşüyorum, onlara saygı duyuyorum, büyüklerimizdir, bunlar doğru söylüyor. Ama bunlar belli bir mesafe aldıktan sonra, meslek sahibi olduktan sonra artık her şeyi bırakıyorlar. Ben de bir anlayış, şöyle bir düşünce sahibim oldu. Acaba bu bir öğrencilik dönemine ilişkin bir heyecan mıdır? Yarın ben de bu yaşa geldikten, doktor olduktan, iyi para kazandıktan sonra benden vaz mı geçeceğim? Böyle mi olacağım diye konuşuyorum. Marksist arkadaşlarla Fransa'da. Onların Marksist olduğunu bilmiyorum. Ama bu arkadaşlar Marksist. Orada mesela şeydi. Selahattin Hilav var. Ondan sonra şeyde bir sonradan profesör oldu. Ekonomi profesörü oldu. İdris Küçükömer. Çoğulu. Sencer Dimitrioğlu. Yahya Kambolat var. Murat, Burhan Cahit Ünal var. Böyle bir arkadaşlarla Türkler arada bir araya geliyor. Ben bunları dinliyorum ve ben bu endişemi dile getirdim. Yani gençlik çağında insanlar bazı fikirlere kapılır, heyecan duyar, o fikirlerin arkasında gider. Demokrasi için, insan hakları için veya işte Kürtsen Kürtlük hakları için eder. Ama bir müddet sonra neden bir değişiklik olur bu insanlarda? O zaman bana sınıf kavramını anlattılar. Bunlar sınıf değiştiriyor. Yeni bir sınıfın adamı oluyor. Zenginleşiyor. Düzenin adamı oluyor. Bırakıyor adam. Yani bunun sonuna kadar götürmesi şart değil. Yani ben de böyle mi olacağım diyorum. Olursun belki. Olursan olursun. Olursun diyorlar. Ve onlarla böyle sohbet ederken bana Marksist-Leninist düşüncenin temellerini anlatmaya ve birlikte okuyup öğrenmeye tavsiye ettiler. Oturduk birlikte temel kitapları birer birer okumaya. İşte haftada bir veya iki bir araya geliyoruz, konuşuyoruz.
her birimiz bir konuyu hazırlıyoruz, o konuyu gidip tartışıyoruz, görüşüyoruz. Ve bana cazip gelmeye başladı. Yeni bir düşünce sistemi, yeni bir anlayış, yeni bir değerlendirme ve birçok açıklayamadığım konuları diyalektik yöntemle açıklama imkanına kavuştuğum için sosyalizmi seçtim. Ve Türkiye döner dönmez de demokrasi mücadelesinin çok önemli olduğunu, Türkiye'de mücadelenin birinci aşaması demokrasiyi kazanmak olduğuna karar verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdim. Çok teşekkürler. Bu programımız için lütfettiniz, geldiniz. Son derecede yüksek bir performans gösterdiniz. Programımızın sonuna geldik. Tabii ki Türkiye İşçi Partisi ve Mehmet Ali Aybar'ı ele aldık bu programımızda. Yoksa Behice Boran başlı başına bir program konusudur. Evet. Yani ileride onları da değerlendiririz. Tekrar size çok teşekkür ediyoruz. Tanıştığınızda bilgilerle, belgelerle. Bana bu imkanı verdiğiniz için. Geç şimdiye kadar hiçbir programa çıkmadım. Yaşım icabı, rahatsızlıklarım nedeniyle. Ama bu konunun önemli olduğunu ve sizin de çok böyle bu konulara vakıf olduğunu, tarihte kalmış 50 yıl, 60 yılı aşan bir olay oldu. Bu konunun yeni gençler tarafından bilinmesini, Aybar'ın tanınmasını arzu ettiğim için teklifinizi kabul ettim. Eğer yararlı olabilirsem ne mutlu bana. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten Tarık Ziya İkinci ile biz konuşurken biraz tereddüt etmişti. Yaşım sebebiyle tereddüt ediyorum başta. Bir de televizyona pek sıcak bakmıyorum. Acaba gelip gelsem mi gelmesem mi diye tereddüt etti. Fakat sonra konunun önemli olduğunu, kendisinde bazı tanıklıklar olduğunu, bunları bizim programımızda sağ olsun çok beğendiğini, bunları bizlerle paylaşmak istediğini ifade etti. Ve bu yaşına rağmen lütfetti, geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz yeniden. Zaten bir şey ekleyebilir miyim? Buyurunuz, yani tabii. Biz bu yaşlarda olmayıp da daha genç yaşlarda gelseydik buraya, bu akşam söylediklerimizi söyleyemezdik. Marksizm, Leninizm, ondan sonra sınıf mücadelesi falan, bu iyi ya şey, fena bir şey değildir. Ya stüdyoyu basarlardı, ya stüdyo çıkışında bize alıp... Yani bu 1990'da 141-142'nin... Evet. 1990'da zannediyorum değil mi? Ya o sıralarda evet, 92 mi 90 kalkması o zaman oldu. Evet. O zamana kadar işte Mehmet Ali Aybar hakkında da açmışlar davayı. Herkes hakkında giden bir mahkumiyetim vardı 90 döndükten sonra da. 141-142'den mi? 142'den. 142'den tabii propaganda. Dördüncü fıkrasına Kürtçülük meselesi diye. Tamam. 18 aya mahkum olmuştum. Bu sınıf tahlilleri bakımından Tarık abinin Kürt meselesine bir yaklaşımı da vardır. Evet. Kürt burjuvazisi Türkiye'den ayrılmak istemez göstererek diyorsunuz. Tamam. Bir gün onu konuşalım. Sizi davet ederim. Kürt siyasal hareketlerinin sınıfsal analizi Tarık Ziya II. TÜSTAV'dan çıkan kitap. Hem Tarık Ziya II.'ye ki kendisi geldi aramıza, katıldı canlı yayına, hem de Güllü Aybar'a prensiplerini bozdu ve hem babası hakkında hem tip tarihi hakkında konuştu. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir Sağım Solum tarih programında buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.